İyi günler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre Bey nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Eseriniz de çok çok iyiyiz. Şöyle geç oksijenli bir yere. Yeni konsept bu mu? Evet. İyi daha iyi. Aşağıyı görebiliyor muyuz? Beni aşağı yatsın bir göreyim. Efendim, iyi görünüyor. Bayağı güzel görünüyor. Müferrah iyi. Güzel. Gene her yeri göreyim. Zoom yaparak göster bir de. Aşağı. Ha bak oval o güzel olmuş. O ovaldan bir tane daha da oraya alalım. Tamam. Görüş açısı ancak bu kadar mı oluyor kameraların? Zoom yaparak göster bütün eşyaları. Vay be. Her şey İtalyan. Yaklaştır bütün parçalara tek tek zoom yap. Vay be. Maşallah. Çok şahane hocam maşallah. Maşallah. Şişeler meyve suyu ha oturup. Şüpheye düşmesinler. Evet. Devam edelim. Sol tarafa devam et, sol tarafa. Her parça birbirinden güzel. Maşallah. Evet yeterli şimdilik. Efendim ne diyelim? Bir etiket yapalım. Ne diyelim? Efendim. Huzur için sevgi birliği diyelim. İnşallah. İnşallah. Huzur için sevgi birliği. Evet. Güzel. Evet. Ve bundan sonra estetik olan bu sanat eserlerin hepsini tek tek inşallah itinalı şekilde göstertin. İnşallah. Bunlar çünkü cennetteki asıllarının kopyaları. Maşallah. Cennetteki asıllar çok daha güzel. Bunları yaratan Allah. Maşallah. Genel bahçe şu bu falan yapıyor diyorlar ama değil. Evet. Yapan Allah'tır. Maşallah. Maşallah. Doğrudan Allah yaratır. İnsanları vesile eder. Günah işlemek kader midir? Tabii ki kaderin içinde olur. Hocam sağlıkla ilgili bazı sorunlar dikkat dağınıklığına sebep olabilir mi? Siz daha önce bir insanın dikkatinin dağılmasını alayla bağlantı eksiklidir demiştiniz. Serap Kural. Allah ile bağlantı eksikliği tabii ki dikkat dağınıklığı iyi bir şey değil. Dikkatli olacak şahıs. Ama mesela uykusuz olursa istediği kadar irade kullansın dikkatini veremez. Evet.
Yani çok şiddetli uykusuzluk. Beyin iptal olur artık. Rüya falan görmeye başlar. Normal saatte insan için bu söz geçerli olur. Hasta olan, ya komaya girmiş ya zehirlenmiş bir insandan dikkat istenmez tabii ki. Yani göstertir dikkat ama yani o hastalığın gerektirdiği kadar dikkat gösterebilir. Hastalığın müsaade ettiği kadar. Beyni iptal olmuş bir insanın dikkati ne kadar olursa o kadar olur. Biz İslam'ın 2023'lerde çok şaşalı ve ihtişamlı olacağını biliyoruz, söylüyoruz. Deccal de 2023'lerde kendisine hakim olacağını söylüyor. Taraftarlarına 9 yıl daha bekleyin diyorlar. Yani böyle münafıklara, kendi taraftarlarına 9 yıl daha bekleyin. Yani şu an öyle bir uslupları var yani. Eski usluplarını söylüyorum. Yani 2023'ü hedefleyerek 9 yıl diyorlar. Ya yani şu an tabii biraz daha vakit geçtiği için daha ayrı olmuş oluyor. Daha Türkçe sen 2023 bizim diyor hakimiyet yılımız diyor Deccaliyet. Onların da bir planı var. Ayet diyor ya Allah onlar bir plan kurdu. Allah da plan kurdu. Allah plan kuranların daha güçlü olanıdır, daha hayırlısı olanıdır diyor. Deccal bütün dünyanın taraftarlarına 2023'te hakim olacağını söylüyor. Onun için Deccal'in böyle uşakları, hampaları falan heyecan içerisinde 2023'ü bekliyor. Hindistanlı, Pakistanlı, Ürdünlü, böyle üçkağıtçı münafıklar, sahtekarlar. Müslümanların içerisinde hem istihbarat yapıyorlar, hem de 2023'te şaşalı bir Anglo-Sakson Deccaliyet İmparatorluğu oluşacak şeklinde düşünüyorlar. Evet. Tabii daha çok beklerler. Evet. Bir de bunlara sadakat yemini yaptırıyorlar. Yani bütün münafıklara. Evet. İngilizlerin devleti. Yani sadık olacağına, ömür boyu sadık olacağına, sadakatinden hiç ayrılmayacağına, İngiliz ırkına, İngiliz devletine sadık olacağına yemin ettiriyorlar. Ama çeşitli yemin şekilleri var. Bazen kendilerine yemin ettiriyorlar. Evet. Sadece bana sadık olacağına yemin et diyor. O tarzı da var. Bu ahmakları, münafıkları istihbarat amaçlı kullanıyorlar. Ama tabii onları çeşitli şekillerde kandırıyorlar. Seni diyor işte İngiliz Başbakanı'yla tanıştıracağım, milletvekilleriyle tanıştıracağım, seninle evleneceğim, işte boşayacağım, karımı seni alacağım falan. Yahut tam tersi. Kadınsa kocasını boşayacağını, onunla evleneceğini falan söylüyor. Böylece bir kafalama siyasetiyle bu ahmakları böyle idare ediyorlar. Ve bedavaya mal ediyorlar. Yani İngiliz derin devletinin özelliği çok pintidir bunlar. 5 kuruş para vermez ajanlarına, münafıklara. Sadece vaatle bunları ayakta tutuyor. Bir övme, bir de vaat. Diyor ki mesela ben senin zekanı ilk defa görüyorum. Böyle bir zeka görmedim ben diyor. Dünyanın en akıllı insanı olabilirsin sen diyor. Enaniyete yatkın olduğu için insanlar aklı gidiyor, inanıyor. Ben diyor özel yetenekliyim diyor. Yani İngiliz kültürünü bildiğim için kaliteyi bilirim. Senin kaliteni çok iyi anlıyorum ben diyor. Ama halk anlamaz, insanlar anlamaz. Seni anlamak için bir kere İngiliz olmak, İngiliz kültürünü taşımak lazım diyor. Bunu Hintliler de diyor, Pakistanlı. Onlar da kendileri direkt İngiliz havasındalar yani. Halbuki İngilizler nefret ediyor onlardan. Birçoğu, yani İngilizlerin devleti mensupları nefret ediyor Pakistanlı'la, Hindistanlı'lardan. Yani koyu cilt onlar için çok nefret edecekleri bir şey. Pakistanlı olmak onlar için yani çok aşağılayıcı bir şey İngilizlerin devleti için. Koyu ırkçı çünkü bunlar. Fakat bu ahmaklar bunlara büyük bir sadakatle, büyük bir kararlılıkla onlar övdükçe daha da bağlanarak hizmet ediyorlar. Ben daha önce para veriyorlar falan zannediyordum. Baktık inceledik para falan yok. Sadece övme ve vaat. Bakın şeytanına bak 2023 yılında hedef göstertiyorlar. Yani mesela bunu yeni öğrendik. Yani dünya çapında bütün münafıklara bunu söylüyorlar. Karşılıklı kafalama oluyor tabii. O da diyor ki ben senin gibi harika bir insan görmedim diyor.
Ya çok muhteşemsin diyor. Çok çok akıllısın diyor. O da inanıyor mu ona? Yani şeytan etkisi olduğu için enaniyet bunları sardığı için kendilerini ilahlaştırdıkları için kendilerini Allah gibi gördükleri için hatta Allah'tan daha üstün gördükleri için karşılıklı bir ahmak düellosu başlıyor. O onu övüyor, o ona inanıyor, o onu övüyor, o da ona inanıyor. Ve ikisi de birbirine daha da şeytanlaştırıyor. Ve daha da azgınlaştırıyorlar. Daha enaniyetleri büyüyor, daha azametleri büyüyor. Böyle oldukça da Allah tabi akıllarını daha da alıyor. Şeytani zeka gelişiyor fakat akıl sürekli geriye doğru gidiyor. Şu an mesela 7 yıl var. Evet. Ama onların bir ara sloganı bu yani 2023. Evet. Sloganları bu. Yani 2023'te biz diyorlar bütün dünyaya hakim olacağız. Deccaliyet olarak. Tabi deccaliyet demiyor da Anglo-Sakson İngiliz İmparatorluğu olacak diyor. Evet. Sen de orada yönetici olacaksın diyor. Bakan da olabilirsin, milletvekili de olabilirsin. Bir ülkede de seni görevlendirebiliriz diyorlar. Mesela kendi ülkende de seni başbakan yapabiliriz diyorlar kandırırken. Yani sırf İngiltere'de bakan, milletvekili olacaksın demiyor. Mesela Mısır'da seni bakan yaparız diyor. Yahut milletvekili olursun diyor. Veyahut başbakan, yahut cumhurbaşkanı yaparız diyor. Onun için yüzlerce, binlerce ahmağı tamamen avuçlar içine almış durumdalar. Evet. Onlar da büyük bir ümitle hem bir İngilizle evleneceğini, bol para kazanacağını düşünüyor. Hem de kendi ülkesinde veyahut orada büyük bir makamın sahibi olacağına inanıyor. Genç kızları genellikle fuhuş için kullanıyorlar. İngiltere'ye götürüyorlar. Siz işte bakanlarla, milletvekillerine tanıştıracağız diyor. Adamların birçoğu da homoseksüel veyahut cinsiyet sapık. Onlarla böyle ilişkiye sokuyorlar kızları. İyice aşağılıyorlar. O zaman daha da bağlıyorlar kendilerine. Yani artık iyice kaçamayacak hale geliyor. Yani iyice o işin içine girmiş oluyor. Evet. Bu sefer de kızlardan başka mesela Mısır'daki efendim başka Pakistan'da, Hindistan'daki kızları ikna etmesini söylüyorlar. Bu sefer onları da getirttiriyorlar. Onları da rezil kefaze edip kendi ülkelerine geri gönderiyorlar. Aşağılıyorlar. Size İngiliz casusları anlattım, İngiliz casus kadınlar. Hepsi fahişe aşağı yukarı. Hepsi fuhuşla elde ediyor. Mesela gidiyor bir milletvekiliyle yatıyor yahut milletvekilinin danışmanıyla yatıyor. Gidiyor ondan bilgi alıyor. En büyük silah İngiliz Derin Devleti'nin fuhuş haber almadı. Veyahut delikanlıları kullanıyorlar. Onları homoseksüel ilişkiye sokup sapık bir ruha soktuktan sonra oraya buraya gönderip yabancı homoseksüel hasta adamlarla ilişkiye sokup bu sefer onlardan bilgi alıyorlar. Mesela bu Lawrence falan öyleydi. Evet. Homoseksüel. Yani erkek casusların hemen tamamına yakını homoseksüel. Evet. İngilizlerin devletinin. Kadınlar da hep fahişe. Büyük bölümü fahişe olarak kullanılıyor. Ama bunun kutsal olduğuna inandırıyorlar. Yani hem homoseksüelliğin hem fahişenin kutsal olduğuna inandırıyorlar. İngilizlerin devletinin özelliği bu. Bunu işte Anglo-Sakson ırkı için yapıyorsun. Ülkene işte başbakan olacaksın sonunda, bu yollardan geçmen gerekir şeklinde bu ahmakları kandırıyorlar. Yıllar sonra yaşlanınca da tabii ya bunlara intihar süsü verip öldürüyorlar veyahut bir köşede kendileri hakikaten mahvolmuş olarak yaşayıp ölüyorlar. Ama genellikle intihar süsü vererek öldürmeleri çok ünlü. Bakın Amerika'da da dün anlattık, evvelsi günde anlattık. O kadar çok intihar süsü verilmiş cinayet var ki, evet. Haddi hesabı yok. Siyasiler, gazeteciler, yani İngiliz derin devletine hizmet eden adamları kim eleştiriyorsa mutlaka öldürüyorlar. Evet. Ve sıradan hiç utanma hissi de yok adamlarda, vicdan da yok. Korkmuyorlar da. Amerikan basınında bu hiç haber olmuyor. Ya çok önemli adamlar, mesela müsteşar, eski bakan, milletvekili, adam öldürülüyor. Gazeteci, mesela ünlü gazeteci öldürülüyor. Gazetelerde haber olmuyor, inanılır gibi değil. Adam bir mesela bir şeye sarılı bir köşede bulunuyor. Muhatap dahi olmuyorlar.
Mesela Honduras'ta gerçekleşen darbeden Hillary Clinton'ın sorumlu olduğunu açıklayan Berta Cáceres var. 3 Mart 2016'da evinde uyurken kadın öldürüldü. Böyle yüzlerce vaka var ya. Say say bitmez. İnanılır gibi değil yani. Bu şeylerin, İngilizlerin devletinin uslubunda işte seni sonsuza kadar bekleyeceğim sloganı var. Sonsuza kadar. Halbuki sonsuza zaten inanmıyor bunlar. Adam söylüyor, dine iman etmiyorum diyor. Allah'a iman etmiyorum diyor. Ama sonsuza kadar bekleyeceğim diyor. Yani söz verirken böyle söz veriyorlar birbirlerine. O da sonsuza kadar size hizmet edeceğime söz veriyorum diyor. Yemin ediyorum diyor. Allah'a inanmıyorsun. Nasıl bir yemin bu? İngiliz bayrağı üstüne yemin ediyor. İngiliz devleti üstüne yemin ediyor. Kraliçe adına yemin ediyor. Ya kraliçe Allah mı? Haşa. Öyle yemin mi olur ya? Birbirlerine nefret ettikleri halde birbirlerine sürekli sevgi mesajı gönderiyor İngilizlerin devleti mensupları. Mesela erkek erkeğe, kadın kadına, kadın erkeğe, erkek kadına birbirlerini çok sevdikleri, çok bağlılıkla sonsuza kadar birlikte olacakları gibi bir uslup. Halbuki zaten ırk olarak en başta nefret ediyor. Evet. Ve yancı ve aşağılık olarak görüyor. Kendi vatanını satan, kendi milletin devletini satan bir aşağılık adam olarak görüyor. Nefret ettiği belli. O yüzden de sabredemeyip en sonunda onları öldürüyorlar. Yani faili meşhurlu öldürüyorlar. Nefretten kaynaklanıyor. Ama kandırırken yöntem bu. Mesela 2023'e kadar bekleyeceğim sözü aralarında müthiş yaygın. İngiliz olmayı böyle Allah'ın bir hükmü gibi görüyorlar ya. Yani bir takvanın en yüksek derecesi gibi görüyorlar. Yani nasıl Müslüman en iyisi, en takvalanızdır diyor. Onlarda da en İngiliz olan, en üstün olan olmuş oluyor. Yani İngiltere'ye sadakat, kraliçeye sadakat zaten yemin o tarzda oluyor. Mesela İngiliz vatandaşı olabileceği vakit adamı götürüyorlar resmi konuta. Orada adam yemin ediyor, ben diyor, şu diyor, ismini söylüyor. İngiliz vatandaşı olduğumda Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e ve varislerine bağlı kalacağıma, yollarını izleyeceğime, yollar ne? Belli. Her şeye kadir Tanrı'nın adıyla yemin ederim. Tanrı kim diyor? Tanrı benim diyor adam. Yani Tanrı, ne Tanrı diyorsun? Tanrı benim diyor. Demiştiniz birbirlerine Lord diyorlar. Tabii birbirine Allah diyorlar. Yasaların bağlılıkla yerine getireceğim ve İngiliz vatandaşı olarak görevlerimi ve sorumluluklarımı yerine getireceğim diye yemin ediyor. Mesela Mehmet Şimşek de İngiliz vatandaşı. Birçok İngiliz vatandaşı var Türkiye'de. Irak yöneticilerinin hemen hemen tamamına yakın İngiliz vatandaşı. Mısır'da yöneticilerin büyük bölümü İngiliz vatandaşı. Pakistan'da, Hindistan'da büyük bölümü İngiliz vatandaşı. Böyle şekilde adamlar kendilerine bağlamışlar. Mesela böyle münafıkların içerisinde en azılarını seçiyorlar. Müslüman cemaatten içine gönderiyorlar. Oradaki mesela genç kızları kandırmak için. Ya diyor, sen bayağı zekisin bu topluluk içinde. Çok akıllısın. Sen kendin farkında mısın diyor mesela. İblis gibi. Bak seni kimle görüştüreceğim diyor. İngilizlerin devletinden birisiyle görüştürüyor İngiltere'den. İngiliz aksanıyla o ondan konuşuyor. Ya diyor, sen dehaymışsın diyor, arkadaşım bana söyledi diyor. Ben de şimdi konuşuyorum, senin dahi olduğunu anladım diyor. Sen olağanüstü bir insansın diyor.
bu İngiliz İmparatorluğu içerisinde senin büyük bir yerin olması gerekiyor diyor. Evet. Sen kendin farkında mısın diyor. Böyle sıradan birisi de olduğu için ilk defa bir enaniyet ve büyüklük hissi karşısına çıkınca şeytanın da ifasıyla akıl almaz bir manyak boyuta giriyor bir sefer, deliriyor. Ben diyor ne kadar büyükmüşüm de haberim yokmuş diyor. Oysa tut adamı tutabilirsin. Azılı deli oluyor. Bak diyor seni diyor mesela bakan hanım ondan görüştüreyim diyor. Bakanla görüştürüyorlar. Biz seni çok seviyoruz diyor. Ya kardeşim adam seninden bir kere ırk olarak nefret ediyor. Evet. Ve Allah'a inanmıyor. Nasıl sevsin seni? İnanıyor ona ya. Sonsuz sadakatle diyor. Sonsuza kadar senin yanındayız diyorlar. Fakat belirgin bir şey olması için de 2023 tarihini veriyor Deccal taraftarları. Bakın Mehdiyet 2023 diyor, evet. Deccaliyet 2023 diyor. Görüyor musun imtihanı? Evet. Müslümanları küçük düşürmek çok yaygın onlar arasında. Mesela bir topluluk içerisinde birkaç kişiyi seçiyorlar. Diyorlar ki siz süper zekasınız ama arkadaşlarınızın hiç aklı yok. Onlar çok akılsız, farkında mısınız diyor. Siz kendi seçkinliğinizin farkında mısınız diyor. Adam bir sefer kendi arkadaşlarından hakikaten şüphe ediyor diyor. Onlar çok akılsız diyor. Ben çok akıllıyım. Şimdi çok inandırıcı geliyor ona. Çünkü adam herkese demiyor bunu. Aralarından seçti. Üç münafık tinetli, hasta, kolay yönlendirilebilir, kişiliksiz, biraz manyak ruhlu adamları seçmiş oluyor. Bunlara da enaniye telkini yapınca inandırıcı olması için arkadaşlarını kötülüyor bir sefer. Arkadaşlarını kötülüyünce ona inanıyor. Ya diyor bak aklı zayıf, dikkati dağınık, kültürü düşük, görgüsü düşük. Sayıyor da sayıyor. Her dediğine inanıyor. O şeytanın telkinin altına giriyor. İşte Deccal'in hipnoz ve büyüsü böyle oluyor. Yani kastettikleri Bediüzzaman'ın manyetizma ve istisna'nın nevinden müthiş harikalar mazhar olan Deccal dedi bu. Müthiş bir telkin kabiliyetleri oluyor. Kız mesela inanıyor ona bir sefer. Ben diyor hakikaten İngilizceyi ana dilim gibi konuşuyorum diyor. İngiliz kültürünü de çok iyi biliyorum. Efendim Marksist kitapları biliyorum. Efendim başka felsefi eserler de biliyorum. Ama etrafımdakiler bilmiyor diyor. O zaman ben üstünüm diyor. Yani üstünlüğün takvayla olduğunu farkında değil. O anda aklı gidiyor. Ondan sonra Deccaliyet'in etkisine giriyor. Yani o onu istediği gibi yönlendirecek hale geliyor. O hipnozun 3-5 safhası oluyor. O safhalardan geçtikten sonra onu adeta delirtip istediği gibi kontrol altına alabilirler. İnsan aklı zayıf oluyor. Yani onlar da zayıf insanların en zayıflarını seçiyorlar. Akılları en zayıf. Onlar da kendini en akıllı zannediyor işin tuhafı. Evet. Onların telkininden dolayı. Ve müthiş kullanıyorlar böyle bir yöntemle. Münafıklar İngiliz Derin Devleti'nin hiç böyle kaçırmadıkları, hiç zayi etmedikleri bir topluluk. Bir tanesini bile zayi etmiyorlar, hiç kaçırmıyorlar. Hepsini kullanıyorlar. Nerede münafık varsa çok önemli görüyorlar. Münafıklar da büyüklük hissi içinde olduğu için, büyüklük onlar için önemli bir konu olduğu için onlara ücretsiz gıda vermiş oluyor. Yani onun tek gıdası büyüklük olduğu için onu sürekli büyütüyor. O büyüdükçe ona hizmeti daha da güçleniyor. Evet, evet. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş ne yapıyorsun Ali? Çok şükür öğrendim. Mesela bakın bu tiplere hep Facebook'ları şu bu işte ne varsa internetle ilgili çalışma yaptıkları hangi grup varsa muazzam bir İngiliz hayranlığını görürsünüz. İngilizleri sevdiğinden değil, sırf yalakalık yapmak için. Oradan kendini sevdirebilmek için. Adam diyecek ya bu tam İngiliz olmuş. İngiliz'den daha İngiliz olmuş. Ama bak ahmaklığına bak, onu kandıracağını zannediyor. Yani Deccal'ın adamlarını kandıracağını zannediyor. Halbuki Deccal'ın adamları onlar zaten karaktersiz olduğunu biliyor. Yani onu kullanacağını biliyor. O ahmak da onu kullandığını zannediyor. Onun için mesela Churchill'in resmini koyuyor, bilmem kimin resmini koyuyor. Hepsi için demiyorum tabii bunu.
Bir kısmı hakikaten bilmediğinden koyabilir. Fakat genelde böyle müthiş bir telkin ve karşılıklı kafalama mantığıyla hareket ediyorlar. Ama İngiliz derin devleti mensupları hiçbir zaman için kafalanmıyor. Bu ahmaklar kafaladıkları zannediyorlar. Bunları köpek gibi kullanıyorlar hepsini. Hatta hadiste peygamberimiz diyor ki Nuaym bin Hammad'da Berzenci'nin Kıyamet Alameti kitabında sayfa 231'de bir kısım insanlar Deccal'le sohbet edecekler internetten veya telefonla. Zaten yoğun bağlantı halinde oluyorlar. Yani delicesine bir bağlantı. Günde 7 saat, 8 saat bile görüştükleri oluyor bazen. Ve diyecekler ki biz Deccal'in kafir olduğunu biliyoruz. Yemeğinden yemek, ağacından faydalanmak için onunla arkadaşlık yapıyoruz diyecekler diyor. Yani onlar da onların ahlaksız olduğunu biliyor aslında. Onlar da onların vatanını, milletini satan, kahpe arkadaşlarını satan bir alçak olduğunu biliyor. İslam'a, Müslümanlara hainlik yapan bir kahpe olduğunu biliyor. Ama tam aradığı o işte, öyle adamın kullanılması gerektiğine inanıyorlar. Evet. Ve onları çok yetenekli görüyorlar. Mesela PKK'yı kullanmadığı kararlılıkları o yüzden. Nerede it kopuk, aşağılık köpek varsa haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz, PKK içerisinde böyle yalaka bir sistemle oturdukları için İngiliz derin devleti bunları titizlikle bir tanesini bile zayi etmeden kullanmak istiyor. Çünkü bu kadar alçağı bir arada bulmaları mümkün değil. Çok zor. Mesela Türkiye'nin münafıklarını topluyorlar. Efendim Pakistan'ın, Hindistan'ın, Ürdün'ün münafıklarını topluyorlar. Ama PKK bir toplu münafık ordusu olduğu için onlar için çok kıymetli. Onun için sakın ateş etmeyin, dokunmayın, yanlarına yanaşmayın. Onlar bizim için, bütün Avrupa biliyorsunuz, onlar destekliyor şu an. İngiliz derin devletinin talimatıyla destekliyor. Avrupa'yı esir almış vaziyette İngiliz derin devleti. 12 yıldızla ifade ediliyor zaten. 12 onlar için kutsal, İngiliz derin devleti için. Halbuki çok daha fazla ülke var. Ama 12 yıldızla ifade ediliyor. Çünkü 12'nin kutsallığından kaynaklanıyor bu. Sen benim kedimsin sen. Minik bir kedi. Mesela diyor ki adam, ya diyor ben yüzlerce, binlerce insanla karşılaştım. Böyle bir zekayı ilk defa görüyorum diyor. Şimdi tarih boyunca hep münafıklar zekası ve aklın üstünlüğü iddiası ortaya çıkmışlar. Kur'an'da bunu açık açık görüyoruz. Firavun'da, Nemrut'ta hepsinde bu var. O en hassas noktalı oluyor. Yani sen adamı aç açık bıraksan da dert değil. Zekası, aklını övdüğünde, büyüklüğünü söylediğinde cinnet geçiriyor. Evet. Münafıkları böyle bağlıyor İngilizlerin devleti, Deccaliyet. Ama o da tabii onun çorba dağlarından, yemek dağlarından istifade edeceğini düşünüyor, hadislerdeki gibi. Kendi aralarında böyle özel şifre sistemleri oluyor. Mesela Facebook'a saat 11'de giriyor, bir kelime yazıyor. Bir şey yazan. Oradan ona o şifreyi vermiş oluyor. Şu an İngilizlerin devleti interneti müthiş kullanıyor. Fethullah Gülen cemaatine de biliyorsunuz bir sistem, Wylock sistemi gelişti. Bu İngilizlerin devletinin onlara gösterdiği bir sistem. Bunun gibi sistemler var. Yani münafıklara muazzam yöntemler göstertiyorlar. Yani interneti kullanma ve internetin halk tarafından bilinmeyen bütün yönlerini göstertiyorlar. Mesela şifre okuma, şifre çözme, gizli yazışma,
efendim sahte hesaplar açma, sahte hesaplardan yine yeni sahte hesaplara geçme. Onun için muazzam bir güç gibi görünüyorlar. Gizli haberleşme sistemleri, mesela münafıkların gizli haberleşme sistemleri şu an bilinmiyor. Yeni yeni fark ediyor. Mesela Baylok yeni görüldü. Bilinmiyor. Tabii Baylok kullanılan hepsi münafıktır demiyorum ama İngiliz Derin Devleti tarafından geliştirilmiş bir sistem. Ve bu insanlara sunulmuş. Ama içinde tabii bunların çok miktarda münafık da var, hasta adam da var, haysiyetsiz cahili de var, bilmeden bu işin içine düşeni de var, hepsi var yani. Deccal'in beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et akan bir nehir, yemyeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı mevcuttur. Yani duman ve ateş de işte dünyaya yaptıkları zulüm. İşte Suriye'yi bombalıyorlar, başka yerleri bombalıyorlar, Irak'ı bombalıyorlar. Her yer duman ve ateş içerisinde. Bak duman ve ateş dağı ama yemyeşil bahçeleri de var. Mesela İngiltere'ye gidiyorsun, her yer yemyeşil. Avrupa'da birçok yer yemyeşil. İngilizlerin devletine uyarsan oralarda yaşayabiliyorsun. Ama uymayanlar duman ve ateş dağının içinde kalmış oluyor. İnsanlar işte bu cennetimdir, bu da cehennemimdir. İşte yemek, işte içecek diyecek diyor. Kıyamet alametlerinde. Medine'li alame Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci sayfa 214. Mesela iki kişi yazışıyorlar, İngilizlerin devleti mensupları. Üçüncü kişi o yazının içerisinde bir rakam geçiriyor. O rakam saat kaçta buluşacaklarını gösteriyor. Nerede buluşacaklarını da yine o konuşmanın içindeki bir kelime de geçmiş oluyor. Evet. Bunu halk anladığında anlamıyor okuduğunda. Evet. Ama onlar anlıyorlar. Yani mesela bir konu geçiyor, farz edelim arada Galata lafı geçiyor, sonra da üç geçiyor, farz edelim. Evet. Veyahut işte Üsküdar diyor, hatta ikiye de bölebiliyor kelimeyi. Mesela Üsküdar bir yerde, meydan bir yerde, kelimesi bir anda. Üsküdar, kelimenin içinde, yani o cümlenin içinde geçiyor. Onu çözmek onları çok heyecanlandırıyor. Yani gizli olması. Böyle kendi aralarında çok sinsi, gizli, müthiş sistemler kurmuşlar. Yani internette. Ama işte dikkatlice araştırma yapılırsa, MIT incelerse, uzmanlar incelerse bunlar teker teker sökülebilir, anlaşılabilir. Münafık kendi kendini över. Ve övüyorlar kendi aralarında. Mesela adamlar da onlara öyle suni makamlar veriyor. Mesela bu diyor bilen insanlar grubunun bir üyesidir. Bilen insanlar grubu. Nereden çıktı? Attım öyle diyor. Adam onda bir şey zannediyor. Bilen insanlar grubu üyesi. Yani kendi kendilerine makam ihdas ediyorlar böyle. Aynı zamanda diyor mesela İngiliz parlamenterilerini sevenler grubunun bir üyesidir diyor. Diyorsun ki ya nerede bu grup? Bu gizli diyor, böyle halka açık bir grup değil ki diyor. Yani binası nerede? Binası olur mu diyor, yani bu Allah açık herkes, o zaman herkes oraya gelir diyor, öyle olmaz diyor. Londra'da diyor yere. İnanmayan beri gelsin. Böyle kendi kendilerini yüceltiyorlardı böyle aptal aptal hareketlerle. İşte gazetelerde danışmandır diyor. Hangi gazetede danışman? Şimdi ismini veremem diyor. Mesela İngiliz bahçeleri ünlüdür. Yeşillikleri. Yani bütün dünyada ünlüdür.
her türlü çiçek, ot falan onlardan süsler yaparlar. İngiliz bahçesi diye bir kavram oluşmuş zaten. Bak hadiste de bu geçiyor. Bak dostlarını bahçelerine götürüyor. Ve onlara soğumayan et dağları, soğumayan çorba dağları ikram ediyor. Yani orada hadiste kastedilen her türlü çıkar imkanları. Ama bak düşmanlarına ateş ve duman diyor. Ateş ve duman dağları verir diyor. Yani şu an Suriye ve Irak'a sunulan. Onlara sunduğu ateş ve duman dağları kendi taraflarına da işte yiyecek, içecek çıkar. Her türlü emtia. Ayette de bağı bahçesi olması gerekmez miydi diyor hocam? Tabii. O çok manidar bak. Evet. Okay. Bağı bahçesi olması gerekmez miydi diyor. Evet. Firavun'da çıktığında bütün buralar benim değil mi diyor. Bir daha. Firavun'da halkının karşısında bütün bu altınlarına kadar kalan nehirler benim değil mi diye. Biliyorum. Tabii. Şimdi diyor ki fahişelik kötü bir şey diyor ajan yeni giren. Neye göre kötü diyor? Kur'an'a göre kötü diyor. Kur'an diye bir şey var mı diyor? Sen Rumi'ye tabisin diyor. Rumi ne diyor diyor? Bizim yolumuzda küfür ve İslam diye bir şey yok diyor diyor. Sen nereden çıkarıyorsun bunu ya diyor. Evliyken ilişkiye giriyorsun, evliliyken ilişkiye giriyorsun. Ne fark eder diyor yani. Evet. Evliliği nereden çıkarttın diyor, evlilik kavramını nereden çıkarttın diyor. Yani iki kişinin karşısında evet diyorsun diyor. Yani bu şart değil ki buna diyor. Meşru bir şey bu diyor. Evet, ve bunu sen diyor Anglo-Sakson ırkının dünya hakimiyeti için yapıyorsun. Bir İngiliz olarak sen bunu yapıyorsun diyor. Dolayısıyla onları fuhuşa rahatça çekmiş oluyorlar. Sonra da Pakistan genel evlerine, Hindistan genel evlerinde o zavallılar satılıyor ve ezim ezim eziliyorlar. Yani sonunda hep sürünüyorlar. Birçoğu. Veyahut işte intihar ediyorlar. Ama yıllarca kullandıktan sonra mahvediyorlar. Genç kızlar, genç delikanlılar ünlü olacağız, işte tanınacağız. Bizim ülkemizde bir şey yok. Biz burada kalsak büyüyemeyiz kafasında oluyorlar. Kızları fahişe, erkekleri de homoseksüel yapıyorlar. Evet. Onun için muazzam bir homoseksüel propagandası var dikkat ederseniz. Evet. Yani nefes aldırmadan buna dikkat ediyorlar. Çünkü kendisine saygıyı kaybediyor adam. Önce kendisine saygısını kaybettirtiyorlar. Sonra da ona istediğini yaptırtıyor. Evet. Mesnevi'den örnek ver göstermiştiniz. Biz diyor bütün haramlar diyor biz hastalara helaldir. Şu aşağı sınıftan insanlara haramdır diye belirtiyor diye göstermişsiniz Mesnevi'deki yerini. Her türlü haram size helaldir diyor. Bizden olmayan aşağılık sınıftan olan adamlara haram diye bir şey vardır diyor. Şarap akıllı adamın aklını daha da artırır. İyi gelir diyor şarap diyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitabı olarak gösterilen eserlerde. O adam mı yazdı, kim yazdı bilmiyoruz. Ama şu an İngiltere'deki en büyük din Rumilik. Evet. İslam dinine şiddetle karşılar ama bütün Avrupa'da ve Amerika'da ateistler ve dinsizler arasında, homoseksüeller arasındaki en yaygın hakim din Rumilik. Sembollerle, konuşmalarla paylaşıyor. Mesela Rumi'nin sözlerini çok geniş çapta kullanıyorlar. Mesela fil, İngiliz derin devletinin sembolü. Daha önce anlatmıştım. Geniş çapta kendi aralarındaki anlaşma konuşmalarında yüzlerce sembol kullanıyorlar. Mesela homoseksüel propagandası yapacağı vakit bir heykel diyor, çok güzel bir sanat eseri buldum diyor. Muazzam bir eser diyor. Bir kadın görünüşe göre çıplak uzanmış yatıyor. Heykel. Heykeli adama gönderiyor diyor ki ne kadar güzelmiş diyor. Çok şey. Sonra heykelin öbür yüzünü gösteriyor. Adamın cinsel organı var. Evet. Yani oradan baktığında kadın, öbür taraftan baktığından erkek. Evet.
Ve böylece bir homoseksüel propagandası yapmış oluyorlar. Yani alıştırmada birbirlerine mesaj vermede bunları kullanıyorlar. Veyahut mesela ünlü fahişe tablolarını gönderiyor. Yani kendisinin veyahut oradaki kişinin ne olması gerektiğini anlatan bir mesaj olmuş oluyor. Veya cinayet tabloları, ünlü cinayet tablolarını kullanıyorlar. Yani mesela bir konudan bahsediyorsan cinayet tablosu gönderiyor. Adamı cinayete teşvik etmiş oluyor. Veya cinayeti sevdirmeye çalışıyor. Bir de bu İngiliz derin devleti mensupları her şeyde en ahlaksız pislik işlerinde bile Allah'ın adını kullanarak yapıyor. Bu çok manidar. Evet. Mesela cinayete adam gönderiyor, Bismillah diye gönderiyor. Halbuki Allah'a inanmıyorum diyor zaten, İslam'a inanmıyor. Ama adamı kandırmak için böyle bir yöntem. Mesela pis bir şey yapacağı vakit bir besmeleyle yapıyor. Mesela sapık ilişkiye giriyor, onu besmeleyle yapıyor. Kendi aralarında böyle bir sistem oluşturmuşlar. Hem azılı dinsiz, hem de dindar gibi göstertiyor. Yani adamlar da müthiş bir karmaşa meydana getiriyorlar. Göğe dinlendi alay etmiş oluyor tabii. Kendine göre alay etmiş oluyor. Ama aklı zayıf olan da onun hakikaten dinle yine bağlantısının kalmış olduğunu düşünüyor. Halbuki alay etmek kasteri yapıyor onu. Ve o aptalı kandırmak için yapıyor. Ama o aptal onu akdedemiyor. Hülagü da fetva alıyor demiştiniz katliam yapmadan önce. Tabii Hülagü Mevlana'dan fetva alıyor. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi'den. Ve bütün alimleri, hocaları kesip doğuruyor. Evet. Bir tek Mevlana'yı bırakıyor. Sen bundan sonra bütün bu Anadolu'nun tek yetkili alimi hocasısın diyor. Senin fikrin, senin felsefenin dışında Anadolu'da böyle bir şey istemiyorum diyor. Hepsini kesip doğrayacağım diyor. Bir tek sen sağ kalacaksın diyor. Niye? Çünkü şarap serbest. Homoseksüellikle ilgili konuşmalar var. Fuhuş serbest. Dini inanç yok. İslam'ı kabul etmek yok. Bunu zorla kabul ettirmeye çalıştı. Sana da Rumi lakabını veriyorum diyor. Evet. Hülagü, İslam Deccali, milyonlarca Müslümanı şehit eden insan, Barada Nehri günlerce, haftalarca kıpkızıl aktı Müslüman kanından. Yüz binlerce Müslümanı şehit ettiler nehrin kenarında, doğradılar, kızıl kan aktı. Barada Nehri, İngiliz Derin Devleti'nin çok kutsal bulduğu nehirlerden bir tanesidir. Birbirine Barada Nehri'nin resimlerini gönderiyorlar. O hatıraya hürmeten, kendi kafalarınca. Bak Türkiye, dünyada yüzlerce, binlerce nehir var. Onları ilgilendiriyor, onları Barada Nehri ilgilendiriyor. Sahih Müslim Mukaddeme bölümünde diyor ki, Hazreti Ebu Üreyre radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular, ümmetimin sonunda yalancı deccaller olacak. Yani şu an. Onlar ne sizin ne de atalarınızın hiç işitmediği şeyleri anlatacaklar. İşte hiç duymadım, hiç bilmediğim şey de mesela değil mi? Darwinizmi anlatıyor, Darwinizm içinde yeni yeni sapıklıklar anlatıyor. İslam'ı reddediyor, Kur'an'ı reddediyor. Veyahut hiç duymadığımız mesajlaşma yöntemleri, şifreler, gizli anlaşma yöntemleri. Bak, onlar ne sizin ne de atalarınızın hiç işitmediği şeyler anlatacaklar. Yani bilinmeyen yöntemler ortaya çıkacaklar diyor. Onlardan sakının diyor Resulullah. İmtihan olarak. Bak Bediüzzaman bu işte İngiliz Derin Devleti'nin Deccal sisteminden bahsettikten sonra onların başına geçen en büyükleri İspiristma ve manyetizmanın hadisatı nevinden, hipnoz ve ruhlarla bağlantı tarzındaki istidraçlarıyla müthiş harikalara mazhar olan
yani sahip olan Deccal ise daha ileri gidip Cabbarane, Suri hükümetini, hükümet zaten bunu hükümet olarak görebiliyorlar. Zor ve baskıya dayalı asıl olmayan hakimiyetini bir nevi rububiyet tasavvur edip Rab gibi, Allah gibi düşünüp uluhiyetini, ilahlığını, Allah'lığını ilan eder. Mektuba sayfa 55. Şu an açıkça ilahlığını ilan ediyorlar. Birbirine zaten Allah diyorlar. Bak geçenlerde de o ihtiyarı gördünüz. Ben Allah'ım diyor adam. Tabii. Deccal pek bilgin olmayacak fakat herkesi kandırmayı becerecek. Bilhassa kadın ve köylü cahiller daha kolayca kandırabilecek. Köylü derken işte görgüsüz, bilgisiz anlamına da gelebilir. Evet. Veya hakikaten köyde yetişen köy kökenli insanlar da kastediliyor olabilir. Bazen köylü deyince halk arasında işte bilgisi olmayan, görgüsü olmayan, evet, az yetişmiş anlamında alınıyor. Aslında hepimiz köylüyüz, köy kökenliyiz. Köylü olmak güzel bir şey. Temiz, naif insan anlamına gelir. Ama köylü cahilleri derken işte okuma imkanı olmamış, araştıramamış, inceleyememiş insanlar akla gelebileceği gibi şehirde de oturup yine kendini yetiştirememiş kişilere de bakıyor. Yani bu bir remiz, bir sembol bu. Dolayısıyla kadın casusları hakikaten çok daha fazla kullanıyor İngilizlerin devleti. Evet. Ve daha rahat bağlantı kurabiliyor. Cahil olup kendini alim zannedenleri çok daha fazla kullanıyor. Evet. Mesela yine kadın ve erkek zır cahil oluyor ama kendini çok akıllı zannediyor. Zaten gördünüz. Evet. Sık sık da görüyorsunuz. Evet. Kendini mürşit gibi görüyor. Bayağı bir şeyler anlatıyor. Hakikaten en iyi düşünen, en akıllı olan kişi olduğu kanaatinde oluyor. Ama İngilizlerin devleti tabii kadınları ve cahil insanları dünya çapında muazzam kullanıyor. Bunların içerisinde tabii münafıkları seçerek kullanıyor. Müthiş netice alıyor. Moğollar hangi Anadolu şehrini işgal etse Şems mutlaka orada oluyor. Her işgal edilen şehirde. Mevla'nın bir numaralı adamı. Şems'in Makalat adlı eserinde Moğol siyasetinin yayılmacılığına büyük destek verdiğini anlatıyor. Yani Deccal'in hakimiyetine büyük destek verdiğini anlatıyor. Kendi kitabında yazıyor. Bu Moğol yayılmacılığı karşısında duran Ahi ve Türkmen ileri gelenlerine muazzam suikastlar düzenlendi, kitle katliamları yapıldı. Hep fetva aynı merkezden, aynı yerden. Bu Anadolu'da Moğol istilası olunca tabii Müslüman halk ayaklandı. İsyanı bastırmak için Moğol asıllı ve Mevla'nın müridi olan komutan Cacıoğlu Nurettin'i görevlendirdiler. Bak, Moğol asıllı Mevla'nın müridi. Cacıoğlu Nurettin asılı Deccal yani. Tam böyle cellat adam. Cacıoğlu Nurettin isyanı bastırmadan önce Mevla'dan izin alıyor, fetva alıyor. Sonra muazzam bir katliama giriyor. Kitle katliamı, yüz binlerce insanı şehit ediyor. Ezan okunuyor. Tamam, kısa bir ara verelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Oo. Herkes keyfinde. Ama biraz rahat değildir otururken falan. Ha, burada rahat olanlar var. Ben karıştırdım. Bak, Kraliçe Elizabeth diyor ki, dini liderlerle yaptığı toplantıda
bak bütün Müslüman liderler toplamış bunu. Bu son günlerde çok sayıda kişi ölecek diyor. Nereden öğrendin? İnsanlar sevenlerine güle güle demenin hazırlıklarını yapmaya başlamalı. İnsanlar sevenlerine güle güle. Yani bu alay eder gibi bir uslup. Seven, mesela gelecek çocuğa diyecek ki güle güle. Eşine diyecek güle güle. Nereye? İşte öleceksin de onun için diyecek. Babasına, kardeşine güle güle. Herkes birbirine güle güle diyecekmiş. Müslümanlar. Görüyor musun kadının uslubunu? Ya böyle bir pervasızlık, böyle bir alaycılık. Evet, dinliyorum. Trump, Amerika'da yaşayan siyahilerin ve Müslümanların kendisinin başkan seçilmesinden sonra dehşete düştüğünün belirtilmesi üzerine Amerikan medyasını suçladı. Eğer gerçekten böyle hissediyorlarsa bu berbat bir şey. Bence bu korku medya tarafından hazırlanıyor. Çünkü ülkede bazı olaylar daha önce de yaşanmış olsa da sanki şimdi başlamış gibi gösteriyorlar. Eğer ben bir şey söylememiş olsam dahi onlar bir şey bulup hikayeleştirirler. Basın bu işe yarıyor dedi. Tamam işte müspet açıklamalar yapsın. Zencilere karşı sevgisini, muhabbetini belirsin. Zenci olmanın bir güzellik olduğunu, bu güzel insanların Amerika'yı güzelleştirdiğini, Amerika'ya bir renk verdiğini, dünyaya renk verdiğini, çoğunun sanatçı kişilikli, kalender, sevecen, iyi insanlar olduğunu söyleyebilir. Dolayısıyla bu rahatlatıcı olur. O haberi bir daha oku. Trump, Amerika'da yaşayan siyahilerin ve Müslümanların kendisinin başkan seçilmesinden sonra dehşete düştüğünün belirtilmesi üzerine Amerikan medyasını suçladı. Eğer gerçekten böyle hissediyorlarsa bu berbat bir şey. Bence bu korku medya tarafından hazırlanıyor. Çünkü ülkede bazı olaylar daha önce de yaşanmış olsa da sanki şimdi başlamış gibi gösteriyorlar. Eğer ben bir şey söylememiş olsam dahi onlar bir şey bulup hikayeleştirirler. Basın bu işe yarıyor. Şimdi bak Müslümanlar için de şöyle yapabilir. Ben bağnaz, saldırgan, terörist insanlara Müslüman dahi demek istemiyorum. Ama bunlar kendilerine Müslüman diyorlar. Ama herkesi seven, insanları seven, Hristiyanlarla, Musevilerle barış içinde yaşayan gerçek Müslümanları ben tenzih ediyorum. Onlar benim dostumdur, kardeşimdir. Ben onları çok seviyorum derse konu biter. Biraz danışmanlarında herhalde bir bozukluk, eksiklik olabilir. Oraya bir sehpa da getirecek mi? Yahut masayı yanaştırsak. Hayır, o masayı biraz yaklaştır. Yaklaştır, çek, 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 çek. Yani yaklaştır, tamam. Ha. Tamam. Nezaketiyle bunu söyleyebilir. Biz onu internetten de oraya gönderebiliriz. İngilizce hazırlayalım. İnşallah. Yani sürekli tavsiyede bulunalım. Çünkü bu aklı başında bir insan. Normal sevecen ama İngiliz derin devletini daha tanımıyor. Ya belanın büyüklüğünün farkında değil. Medya diyor. Ne medyası? İngilizlerin devleti var karşısında. Medya orkestra şefi olmadan o parçayı çalmaz. Tabii. Hepsi aynı gün aynı sloganlarla ortaya çıkıyorsa demek ki bir yöneten var demektir. Değil mi? Evet. Bozuk sesler çıkması lazım. Birinden başka, birinden başka türlü başka şeyler var. Evet. Ama bunlardan koro halinde düzgün ses çıkıyor. demek ki bir organizasyon var. Bunu fark etmemiş olabilir, onu anlatalım. İnşallah. İngiliz derin devleti hakkında bir bilgi verelim derli toplu. Müslümanlara nasıl davranması, zencilere nasıl davranması gerekiyor, onları anlatalım. İnşallah. Sürekli yol göstertebiliriz. Mesela bu göstericiler profesyonel dedim, ondan sonra o da kendisi açıkladı profesyonel dedi. Evet. Yani her konuşma markasından ona benzer bir konuşma yapıyor. Evet. Yabancı basında da çıkıyor bu konuşmalarımız, yazılarımız. Tabii. Zaten İngilizce olarak ona da ulaşıyor. Yalnız bırakmamak lazım. Yani sürekli Türkiye'nin desteği onu çok açar. Moral yönden. Tayyip Hoca çok iyi yapmış önce Türkiye'ye davet etmekle. Evet. Türkiye'den başlarsa ziyaretlere çok etkileyici olur. Zaten birçok şeyde cevap olur. Diyorlar yani Müslümanlara karşı. Türkiye'ye geldi mi zaten konu biter. Evet.
hemen konu hallolmuş olur. Küçük meyhaneler çok güzel. Sohbet, arkadaşlık ortamı açısından çok güzel. Evet. Ama alkol bulunmaması gerekiyor. Evet. Yani meyhane kültürü çok güzel. Her şeyi benzesin ama alkolü sokmamak lazım. Evet. Şıra içsin mesela şıra. Boza içebilir. Efendim meyve suyu, her türlü üzüm suyu, her türlü şey olabilir. Ya bozuk üzüm suyu içeceğine sağlamını içsene kardeş. Evet. Allah Allah, ne sorun ya. Bozulduğunda akıl almaz pis bir tat alıyor. Berbat bir şey oluyor. Yani öyle az boz bozulma değil, felaket bir şey oluyor. O içilir mi ya? İnsan ciğerini yakar yani. Tertemiz böyle taze sıkılmış üzüm suyu fıçılarla gelsin. Değil mi böyle böyle? Hatta posalı da böyle. İç istediğin gibi, sohbet de et. Alkol olmaz. Dinliyorum. Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan halkı için Allah'ın emrindeki bir ulus ifadesini kullandı ve şunları söyledi. Ülkemiz için dua etmenizi istiyorum. Amerikan rüyasını yeniden canlandırabilmemiz için dua edin. Ülkemizdeki fikir ayrılıklarını düzeltip daha zengin bir geleceğe ilerleyebilmemiz için ve kadere sarsılmaz bir güvenle Allah'ın emrindeki bir ulus olarak hareket ederek herkese hürriyet ve adaletle davranacağız. Ya kardeşim sen bunları söylüyorsan artık senin yolun açılır. Evet. Güzel, gönlün çok rahat olsun. Çok güzel, yani mümin uslubuyla konuşmuş. Bir daha. Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan halkı için... Mike Pence. Evet. Allah'ın emrindeki bir ulus ifadesini kullandı ve şunları söyledi. Çok güzel söylemiş. Ülkemiz için dua etmenizi istiyorum. Amerikan rüyasını yeniden canlandırabilmemiz için dua edin. Ülkemizdeki fikir ayrılıklarını düzeltip daha zengin bir geleceğe ilerleyebilmemiz için ve kadere sarsılmaz bir güvenle Allah'ın emrindeki bir ulus olarak hareket ederek herkese hürriyet ve adaletle davranacağız. Bir kere şu kapanan kiliseleri devlet açsın. Evet. Satın alsın. Kimini meyhane yapmışlar, kimini diskotek yapmışlar, böyle şey olmaz. Üç kişi bile olsa oranın müdavimi, oraya gelen insanlar olur. İnşallah. Bulunur da ayrıca. Tabii. Halk parasını ödeyemiyorsa devlet ödesin. Kilise kapanmaz. Sinagog kapanmaz, mescit kapanmaz. Parasızlık, ne demek o parasızlık? Yani ne ihtiyacı olabilir bir kilisenin yani? Neye ihtiyacı olabilir? Sadece ışık olacak, bir de ısıtma. O kadar. Kapanan bütün kiliseleri açsınlar. Bereket gelir, güzellik gelir. Tabii ki dua ediyoruz, dua edeceğiz. Amerikan rüyası güzel bir güzellik. Güzel bir hoşluk. İnsanların beğendiği bir güzellik. Allah iman ettikleri için o güzelliği vermişti. İman zaafı olunca Allah o güzelliği aldı. Şimdi yeniden verecek inşallah. İsa Mesih'in bereketiyle. Belli ki İsa Mesih bereketi gelmiş. Evet. Tayyip Hocam da bütün gücüyle desteklemeye devam etsin. Putin desteklemeye devam etsin. Evet. İran desteklesin. Evet. Efendim. Pakistan, Hindistan destekleyebilir. Evet. Yani Türkiye devletler desteklesin. Kısa sürede bu ülke düze çıksın. Amerika zengin olsun. Halkı dindar olsun. Belanın içine girmesinler. İngiliz derin devletinden yakalarını kurtartalım. İnşallah. İngiliz derin devletinden yakasını Amerika kurtardığında acayip bir ferahlık, acayip bir güzellik olur. İngiltere'nin
derin devletinin müdahalesine son. İnşallah. Bu bitsin. Amerikan halkının zenginliğinin en mühim sebeplerinden biri bu olur. Bütün parasını, pulunu, imkanını İngiliz derin devletinin saldırganlığına harcıyor Amerika. Senin ne işin var Irak'ta, Suriye'de, orada, burada ya? Sel gibi kan akıtıyoruz. Ne zorun, Afganistan'dan ne işin var yani? Kitap ver, bilgi ver. Sen güzel örnek olursan onlar örnek alır. Evet. Mesela Museviler dini anlatmak için hiç zorlanmıyorlar. Sadece koyu dindar oluyorlar. Bütün Arap alemi örnek aldı onları. Kıskanıyorlar dindarlıklarını. Haset ediyorlar dindarlıklarını. Benim güzelime zoom yapsana göreyim ben görüntüsünü. Nasıl güzelliği? Maşallah. Biraz daha yaklaştırabiliyor musun? Maşallah. Bayağı güzel değil mi? Çok güzel. Gözleri, dudakları. Canım beyni ya. Yabancı dili nasıl? Çok iyi değil. Ama anlıyor. Anlıyoruz, evet. İyi. Sıktım, yaktım bir cigara bilmem ne falan. Kızların işi çok zor ya. Allah vermesin böyle tiplerden. Yazık çocuklara ya. Sabaha kadar cigara içtim diyor. Bilmem sabaha kadar şarap içtim. İşte ölüyorum, geberiyorum bilmem ne. Çok gıcık hareketler ya. Lan leş gibi sigara kokuyorsun. Leş gibi şarap kokuyorsun. Aklın havada, dine önem vermesin, İslam'a önem vermesin. Tertemiz kız. Nedir amacın? İşte gönlüm yanıyor bilmem ne falan. Ya kardeşim bırak, boş kafasın sen. Seni hiç kimse vermez bu kafanla. Sen iman ehli olmadıktan sonra, Allah'ı sevmedikten sonra, Allah sende öyle bir şey yaratmaz. İşte yapacağın olur ancak işte resmine kurşun sıkarsın bilmem ne falan. Sonra sabahlara kadar ağlarsın meyhanelerde falan. Meyhanenin iyi özelliği, seri ızgara yapılmadığı için ızgaralar güzel olur. Yavaş yavaş güzel pişer. Bizzat meyhanenin sahibi dostluklar kuracağı için bizzat görecek. O da güzeldir. Büyük lokantalarda öyle bir şey yok. Yani öyle dostluk ortamı olmuyor. Küçük meyhaneler iyidir. Küçük meyhaneler teşvik etmek lazım. Fakat alkol sureti katiyede. Şıranın en alası gelsin fıçılarla. Üzüm suyunun en güzelleri gelsin. Kara üzüm suyu bilmem ne var. Ne güzel zehirlenmeden çıkacaksın ya. Evine adam gibi gideceksin. Yerlere yatıyorsun. Sabahın dördünde yağmur gibi birbirine kurşun sıkıyorlar. Ayıktıktan sonra ya ben ne yaptım diyor. Elini körünü yaptın. Adam öldürüyorsun. Bildiğin halde böyle hale geleceğini bunu yapıyorsun. Aşkı yolunda
çekimlerde sürekli aldığın parçalar görünsün. Evet. Yani onu yapan sanatçı da bayağı uğraşmış. Evet. Tabii. Öyle mi? Nefis parçalar, hepsi çok şahane. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel, maşallah. El yapımı hepsi. Bunları da gördüm. İlk gördüğümü çok beğenmiştim. İkinci gittiğimde hemen aldım. Evet. İtalyan sanatçıların zevkine herkes hayrandır biliyorsunuz. Ama o zevkte normal yapması evet. İçinde doğal yapraklar falan var. Çok güzel. Hint horozu. Ya, pardon yani. Yani. Güzel bir kuş cinsi. Parçalar mükemmel ama sergilenme teknikleri de çok şahane. Evet. Hocam kartonun kravatı özel mi seçilmiş acaba? Evet. Objeyi gösterirken çok dikkatli. Bakayım. Kırmızı kuşu gösteriyor. Aynı renk olmuş. Çok manidar. Kartal Bey'in maşallah zevki evet, takdire şayandır, bilinir. Hep sizden öğreniyoruz, size örnek alıyoruz maşallah. Evet, dermişiz diyelim. Aydınlatması falan nasıl rahatlık? Ya. Her parçayı teker teker seçerek aldım. Tabii. Şahane. Oo, çok güzel olmuş. 18 sene önce yaptığını, yani tarif ettiğiniz çiftlik anlata anlata hala bitirilemiyor maşallah. Maşallah. Maşallah.
Vesile oldu. Evet, maşallah. Uzaktan bir kere bile gitmeden. Evet. Resimlerden tarif evet. ettim. Bir video vardı. Bakayım. Süper ayı göster. 21. yüzyılın en büyük süper ayı. Bugün süper ay adı verilen bu doğa olayıyla Dolunay 68 yıl sonra ilk kez bu kadar parlak gözüküyor. Dolunay bugün %14 daha büyük ve %30 daha ışıklı görünecek. Los Angeles ve İspanya'da bu şekilde görüldü. 68 yıl. Evet. Resulullah diyor ki İbrahim aleyhisselam gibi İmam Mehdi de alevlenen ateşten güvenli ve emin olarak çıkacaktır. Yani deccaliyetin azgınlığından güvenli ve emin olarak çıkacaktır. Safvan bin Mihran Cemal'den İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Severim. Welcome. Sevgili değil misin? I am good. I love you more. Doğru diyorum değil mi? Mor, mavi falan. Evet yani daha iyi, daha fazla. Evet, güzel. Allah'ın Resulü ferman etti ki, Allah'a and olsun ki diyor Peygamberimiz, yemin ediyor. Mehdiniz aranızda gizli olduğu dönemde, daha bilinmiyor. Var ama Müslümanlarda gizli. İçinizden bazı cahiller diyecek ki, Allah Ali Muhammed'e, Mehdi'ye ihtiyacı yoktur. Sonra o Mehdi yeryüzüne parlak yıldız gibi zuhur edecektir. Hoşçakalın. Bak içinizden bazı cahiller, Mehdi daha gizliyken, diyecek ki Allah'ın Ali Muhammed'e, Mehdi'ye ihtiyacı yoktur. Sonra Mehdi yeryüzüne parlak yıldız gibi zuhur edecektir ve yeri zulüm ve haksızlıklarla dolduğu gibi adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Kemalüddin, cilt 2, sayfa 341. Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem İmam Mehdi tüm insanların en sakin, en sakınan yani yanlıştan, kötüden, kirden, her şeyden sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir diyor Peygamberimiz. Maşallah. Bütün insanlığın diyor. Evet. Maşallah. El hak el hak. Hak el hak, cilt 13 sayfa 367. İmam Mehdi bütün gam ve zulmetleri giderecek güneştir. İnsanlarda üzüntü, zulmet, anarş, terör kalmayacak. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur. Yani muazzam mal ve para imkan dağıtır diyor. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci kıyamet alametleri 188. Resulullah diyor ki Mehdi'nin varlığı bir nimettir. Onun yönetimi bir başka nimettir diyor. Maşallah. Bak kendisi de nimettir, yönetimi de bir nimettir diyor Resulullah. Şerhi Tecrid Tusi 389 bunun sayfa. Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem yine İmam Mehdi'nin tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerine işleyen
ve Allah'a en samimi kalpleri yönelten türden olacak. Son derece samimi imanlı insanlar Allah'a yanaşacaklar. Öyle sahtekar hocalar gibi olmayacak diyor. Yahut işte donuk hocalar gibi veyahut bazı din mühendisleri gibi olmayacak. Nasıl olacak diyor? İnsanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah'a en samimi kalple yönelten türden olacak diyor yaptığı tebliğ. Size görülmemiş bir şey bu. Yani sahabe döneminden sonra görülmemiş. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine ve kanaatlerine ve güvenliğe geri dönecekler diyor. Yani ateist olanlar, Allah'ı inkar edenler yeniden iman edecekler diyor. Görüyor musun Mehdi'nin hedef kitlesini? Mesela cami hocaların falan yapacağı bir şey değil mi? İkdit Durar, sayfa 156, Biharul Envar, cilt 53, sayfa 36 ve 280. Ebu Basir'den İmam Cafer Sadık Aleyhisselam dedi ki, suçlular şeytanın Allah'sının, suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed Suresi 30. Ayetini şöyle tefsir etti. Yani Resulullah'tan duydum ki diyor, Allah onları tanır. Lakin bu ayet Kaim Mehdi hakkında nazil olmuştur. Mehdi onları, münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları darmadağın edecek. Anti-münafıktır Mehdi. Evet. Bakar bakmaz tanır. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numan'ı, Gaybet-i Numan'ı, sayfa 283. Tabii bu zannı galiple. Burada kastedilen zannı galip. Hasan bin Salih Bezzaz'dan Hasan bin Ali Askeri aleyhisselam şöyle buyurdu. Resulullah ferman etti ki, doğrusu benim oğlum Mehdi, benden sonraki Mehdi'dir. Uzun ömürlülükte ve gaybette peygamberlerin sünneti onda vuku bulacaktır. Bu süre çok uzadı diye bazı kalpler taş gibi sertleşecektir. Allah'ın kalbine iman yazdığı ve rahmetiyle desteklediği kimseler dışında Mehdi'ye inanan kalmayacaktır. Sadece samimi müminler ona inanacaklar diyor başlangıçta. Onun için tanınamamasının nedeni bu. İmam Mehdi'nin hakimiyeti Allah'ın tüm yaratıkları hakkındaki delillerdendir. Bunlar öyle çoktur ki Mehdi'nin delilleri bütün insanlar üzerinde galip gelecek. Yani kitaplarıyla, eserleriyle, fotoğraflar, belgelerle öyle deliller sunacak ki diyor, bütün insanlara galip gelecek. Yani aksini söyleyemeyecekler. Ve kimsenin ona karşı getirecek bir gerekçesi, delili, nedeni olamayacaktır. Öyle sağlam açıklıyor Mehdi. Nazım hocamız size anlatırken onun sözünün üstüne söz söylenmez demişti. E biz de Mehdi talebesi olduğumuz için gül bahçesine giren gül kokar. Maşallah. Bizde de Mehdiyet'in kokusu oluyor tabii. Aslan bu aslan bayağı güzel maşallah. Aslan. Kuzum benim. Çok çile çekmiş Allah'a ne? Ama sevgisi çok güzel. Bak ısrarına yine gelmek istedi. Averey. Acayip yükselmiş izleme. Maşallah. Bak abo vardır. Averey vardır. Abori bimbo vardır. Bu en yüksektir. Evet. Abori bimbo. Bimbo jet. Bimbo Jet'in parçasını rica edelim. Bana göndersinler. Bayram Bimbo. İyi aile çocuğu, kötü aile çocuğu derken iyi aile çocukları belli olur.
İngiltere'nin yaptığı işgal döneminde 5 yıl boyunca İstanbul'da işkencehane olarak kullanılan hamamlar var, oteller var, kule var, camiler var ve hanlar var. İşkencehane olarak kullanılan. Bunlardan bir tanesi de Kroger Oteli. Bu karargah haline getirilmiş o zamanlar. Eski halini gösterebiliyor musunuz? Bunun alt kat odalarında Kuvayi Milliyeci aslanlarımız tek tek muazzam işkencelerden geçirip şehit edildiler. Evet. Şimdi öğretmen evi ve akşam sanat okulu olarak kullanılıyor bu bina. Evet. Bir tanem, sen sandalyeni biraz şöyle alabilir misin? Biraz da geriye alalım. Ha, o araya doğru. Bak şu ara var ya. Hı. Tamam, güzel. Evet, dinliyorum. Yeni Zelanda'da 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hı. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti. Dev heyelanlara yol açan deprem nedeniyle birçok yol kapandı. Depremin ardından tsunami dalgalarının 5 metreyi bulabileceği belirtildi. Büyük deprem devam ederken bölge sakinleri gökyüzünde parlayan dev bir mavi ışık gördü. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde parlak ışık görünüp kayboluyor. Bakayım. Bir video var, evet. Gösterebiliriz. Deprem anı değil mi? Evet, deprem. Evet. İstanbul'da da olmuştu. Evet. Denizde çok net gördüklerini söylemişlerdi. Evet. Bir daha göster. Devam ediyor şimdi. Yani Cenab-ı Allah onlara kolaylık meydana getirdi de büyük tahribat, büyük ölümler olmadı. Ali rahat mısınız orada? Ya ses sistemi niye ayarlayamadılar? Geliyor mu ses? Ali bir şeyler söyle bakın, duydun mu? Evet, rahatsız hocam. Ha, duyuluyor, güzel. Ali güzel bir parça söylemiştin daha önce sen. Yine istirham ederim. Arıyorum akıp giderken ömür, bir haberini almaya razı gönül. Beni bana bıraktın halime, herkes üzülür. Gece yarıları, ecel saatler, başımıza gelen kırık hayaller. Hayat öpücüğüm dudaklarımda, buna ölünür. Üstün cesaret madalyası da vereceğim. Evet, dinleyin. Depremden bir görüntü daha var Adnan Bey. Depremin merkez üssüne yakın konumundaki bir kasabada iki inek ve bir dana küçük bir toprak parçası üzerinde kalmış. Görsen. Allah kurtarmış maşallah. Çok sevmiş. Allah Allah. Ha, bayağı büyük bir çöküntü olmuş. Evet. Evet. Ama onlar şekerliğine var. Allah onları korumuş hakikaten. O annene mucize yani. Çok güzel. Ya çünkü her yer gitmiş. Bir tek orada kalmış. Çok büyük olay olmuş ya. Evet. Evet, dinliyorum. Yeni Asya yazarı Ahmet Demir Dövmez Büyük Mehdi başlıklı bir yazı yazdı Adnan Bey. Yazısında üstadın ahir zamanda Büyük Mehdi ve etrafındaki cemaatin İslam'ın hakimiyetine vesile olacağını anlattığını yazdı. Şöyle söylüyor. Üstadın anlatımlarından çıkan odur ki, Hazreti Mehdi, nurani cemaatiyle ve dünya çapındaki eserleriyle insanları dünyevi ve manevi mutluluğa kavuşturacaktır. Dünya barışın sağlanmasına ve İttihat-ı İslam'ın oluşmasına vesile olacaktır. Ve İslam dünyaya Mehdi ve cemaatin eliyle hakim olacaktır inşallah, dedi. Güzel ama bir netleştirsinler yani. Mehdi geldi mi, gelecek mi? Evet. Oradaki ifadeden gelecek gibi de görünüyor. Ama ortalık konuşmuşlar. Evet.
Bir de Mehdi'nin geleceği tarih veriyor Bediüzzaman. Onu da biraz söylesinler. İki üç yerde çok net ifade ediyor. Şeddeli lamlar ve mim ikişer sayısı bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar Mehdi ve şakitleridir diyor. Evet. 2010 tane veriyor. Mesela onu söylemesi lazım, dürüst davranması lazım. Yine başka bir yerde bundan 100 yıl sonra gelecek olan Mehdi diyor, açıkça söylüyor. Yine başka bir yerde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında garip zannetmişler diyor. Onu da söyleyebiliriz sözlerde. Evet, yine Şam hutbesinde, Emevi Camii'nde 30-40 sene sonra diyor, yani 1981, 91 ve 2001 yılları içerisinde Mehdiyet'in büyük aşamalar geçireceğini evet. söylüyor. Bunları söylemeni lazım. Mesela sözlerde sayfa 318'de İstikbali dünyaviyede, dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında garip, yakın zannetmişler diyor. Evet. 1400 seneyi açık açık söylemiş Bediüzzaman. Bunu söylemeli lazım. Evet. 17 Ağustos depreminde karşı kıyıda hakikaten dev bir ışık oluşmuştu. Mavi bir ışık. Evet. Haber olmuş Bediüzzaman. Evet. Biz bahçedeydik, bahçeye çıkmıştık. Ayağımın altında şey böyle kaşıyordu toprak. Gidiyor iki parça yani parke arası açılıp geri kapanıyor, açılıp kapanıyordu. Hoş geldin. Bak diyor ki Bediüzzaman, Kastamonu harikası sayfa 61-62 eğer bu Nurcu kardeşlerim samimiyse bunu söylemene lazım, dürüst olsunlar. Hakiki beklenilen, bak sahte beklenilen demiyor, hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat diyor. Kastamonu harikası 61-62, niye söylemiyorsunuz bunu? Evet. Bir asır sonra diyor. Ne zaman söylüyor bunu? 1910 yılında söylüyor. 2010 yılından bahsediyor. Niye söylemiyorsunuz? Mesela diyor ki yine Şualar sayfa 605'te şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri talebeler olabilir diyor. Şualar sayfa 605. Yine 2010 yılını söylüyor. Kim bu kişiler? Kim bu şahıs? Tanem, sen şöyle geç, arkadaşın oraya gelsin. O örtük alabilir. Sen orada hangi geç? Oraya oturabilirsin. Evet olur. Çok güzel olmuşsun. Aşık olmuş. Tanem, bayağı insancıl bu. Bayağı güzel huylu. Senin vicdanın, kişiliğin çok güzel. Your personality is very good. And you have very clear conscience. Thank you very much. Evet, çok insancılsın. You are very humane. Yani temiz kalplisin. You have good heart. Yo. I think you have a very good heart too. Bence sizin de çok güzel bir kalbiniz var. Ay benim canım, bir tanem benim. Nasıl güzel huylu ya maşallah. Güzel huylu olduğun için seni çok seviyorum. Because you are a good person, I love you very much. Thank you very much. Canım benim. Çok güzel kaşlı gözlerin değil mi? Evet. Maşallah. Maşallah. Çok dikkatimi çekti bu diğer modellerin içerisinde. Evet. Bayağı insancıl, çok güzel huylu. Bugün de öyle. Gelirken, giderken falan çok saygılı. Evet. Çok ilgili, bayağı insancıl. Evet. Maşallah. Tavır da insan güzel oluyor. Tabii etle, kemikle bir şey olmaz. Evet. 1965 yılında belediyenin Galata Kulesi'nin onarım çalışması sırasında kulenin temelini takviye amacıyla yapılan kazıda
4 metre derine inilince kulenin merkezinden geçen bir tünel ortaya çıktı. 70 santim genişliğinde, 140 santim yüksekliğinde muntazam taş örgülü olan tünel 30 metre kadar ilerlenebilmiş. Daha sonra çöküntülere rastlanmış. Gizli kaçış yolu olarak yapıldığı anlaşılmış. Ve birçok insan iskeletine de rastlandı bu araştırma yapılırken. Dört kafatası bulundu, eski paraları bulundu. Ama asıl tabii bu kullandıkları binalar ayrıydı. Yani işkencehane olarak kullandık. Onlar resmi tek tek göstermiştik. Hastane, postane, hamamlar, hanlar, oteller, otellerin alt katı, İngiliz gizli servisinin, İngiliz ajanlarının kullandığı işkencehanelerdi. Kız Kulesi demiştin hocam. Özellikle evet, Kız Kulesi'ni rasat işlerinde kullanıyordu istihbarat. O binaların hepsini gösterebiliriz tek tek. Zemininde de çok derinlerde büyük bir oda olduğunu söylüyorlar işkence için, Kız Kulesi'nin. Evet, alt katı onun için kullanılıyor. Var mı o fotoğrafları o binaların? Evet. İşgal yıllarında Galata tam bir İngiliz üssüydü. Özellikle Galata Kulesi sokak, Kuvayi Milliyeciler'i izlemeye çalışan İngiliz istihbaratının merkeziydi. Gözetleme kulesi olarak kullanıldı Galata Kulesi uzun sürede. Galata Kulesi üzerinde gözetleme yapıyor İngiliz Bahriyeliler. Burası İngiliz Karakolu. İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Galata Kulesi sokakta Kule Dibi Hastanesi'nin arkasında bulunan, işgal döneminde binlerce insanın fişlendiği, işkence gördüğü ve Kuvayi Milliye Hareketi'ne karşı casusluk faaliyetinin yürütüldüğü bina. Bugün restoran olarak kullanılıyor. İlk başta İngiliz hapishanesi olarak inşa ediliyor. Daha sonra İngilizler işgal ettikten sonra İstanbul'u burayı karakola dönüştürüyorlar. Evet. Burası hastane olarak kullanılıyordu. İngiliz Bahriye Hastanesi. Eminönü'nden Karaköy'e bakıldığında Galata Kulesi'nin hemen sol altında küçük bir kule göze çarpıyor. Bu kule İngilizlerin hastanesinin Rasat Kulesi. Amaç bu kuleden İstanbul'a gelip giden gemileri gözetlemek ve istihbarat toplamak. İngilizler bu hastane kulesini askeri ve istihbarat amaçlı kullandılar. Ayrıca işkence ve sorgulama yeri olarak kullanıldı. Evet. Evet, bu kadar. Emir İbni Şamir'den, Cabir'den Ebu Cafer Aleyhisselam'dan rivayet edilmiştir. Resulullah ferman etti ki, Yüce Allah'ın kitabı hakkındaki Mehdi'nin bilgisi ve onun elçilerin sünneti, Mehdi'mizin kalbinde bir bitkinin en güzel şekilde büyüyüp yetişmesi gibi gelişir. Yani Kur'an'ı kavrama ve anlatma yeteneği diyor. Mehdi'mizin kalbinde bir bitkinin en güzel şekilde büyüyüp yetişmesi gibi gelişir. Kitab-ül Gaybet Behar-ül Ünvar cilt 51. Mehdi'nin zahir olduğu yıllarda diyor Resulullah, koyunların çobanlarından kaçtığı gibi koyunlar çobanlarından kaçması gibi insanlar Mehdi'den kaçacaklardır ilk başlangıçta. Daha sonra insanlar her yerde bir ıslahatçı aramaya başlayarlar. Yani bir kurtuluş meşalesi, kurtarıcı bir insan ararlar. Ancak ondan, Mehdi'den başka kendine yardım edecek birini bulamadıklarından ona koşmaya başlarlar. Ve ona teslim olurlar diyor.
Bihar-ül Enver cilt 52 sayfa 326. Mehdi insanların kötülük ve canilik ve zulümden bıktığı, hiçbir gayip gizli yaşayan, onun kadar aziz ve sevgili olmadıkça diyor. O bak diyor ki, Mehdi insanların kötülük, canilik ve zulümden bıktı ve hiçbir gayip gizli yaşayan onun kadar aziz ve sevgili olmadığı bir zamanda kıyam edecektir. Yani insanlarda müthiş bir Mehdi sevgisi olacak diyor sonradan. Evet. El-Havi cilt 2 sayfa 159. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra yine devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Kitap okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. Hocamız birazdan bizle birlikte olacak inşallah. İnşallah. Münafık, Müslümanların başarılarını kötülerken kendini de özel yetenekleri olan, yeri doldurulamayacak bir insan gibi göstermeye çalışır. Münafıklar İslam'a hizmet edip Müslümanlara destek olmayı asla kabul etmezler. Ama bazen hem münafıklıklarını gizlemek hem de daha fazla çıkar elde edebilmek için faydalı bir şeyler yapıyor gibi davranırlar. Bu gibi durumlarda da bunu hemen kendi lehlerinde en iyi şekilde kullanmaya kalkarlar. Eğer küçücük de olsa, faydalı bir faaliyetleri olursa, bunu olabildiğince gündemde tutmaya, hemen herkese duyurmaya çalışırlar. Tüm Müslümanların iman ettikleri günden beri hemen her gün yaptıkları güzel bir faaliyeti, sanki ilk kez kendileri keşfetmiş ve ilk kez kendileri yapıyormuş gibi konuşurlar. Böylece İslam'a en çok ve en etkin şekilde hizmet eden, en akıllı, en uyanık, en ferasetli ve basiretli kişinin kendileri olduğu izlenimini vermeye çalışırlar. Kendilerini büyütebilmek ve sözde Müslümanlarla aralarında ne kadar büyük bir üstünlük farkı olduğunu vurgulamak içinse, Müslümanların hali hazırda mükemmel yaptıkları faaliyetleri sürekli olarak eleştirirler. Hemen her fırsatta güya bir türlü başarılı bir sonuç alamadıklarını, beceremediklerini, birçok şeyi düşünemediklerini ve sürekli olarak hata yaptıklarını vurgularlar. Bu söylemleri rastladıkları hemen herkese anlatarak yaygınlaştırırlar. Ardından da yavaş yavaş aslında kendileri o faaliyeti yapacak olsa ne kadar kusursuz ve mükemmel sonuçlar elde edeceklerini anlatmaya başlarlar. Sürekli olarak pratikte uygulanması mümkün olmayan ütopik fikirler verirler. Ve kendilerine birkaç gün imkan tanınsa ve izin verilse bunu benzersiz bir şekilde yapabileceklerini anlatırlar. Oysa ki münafığın ne bir şeyler yapma isteği ne de niyeti vardır. Amacı kendince sadece Müslümanların başarısını gölgelemek ve sözde kendi üstünlüğünü vurgulayabilmektir. Çünkü çok açık bir gerçektir ki, münafık zaten Müslümanlara fayda verecek bir şey için asla yemek vermeyecektir. Ama dilbaz ve lafazan olduğu için elindeki bu imkanı kullanarak kendince aleyhte bir gündem oluşturmaya ve bundan da kendine bir payı çıkarmaya çalışır. Münafık Müslümanların başarılarını çok kıskanır ve onlardan daha iyisini yapabildiğini ispatlamak için göstermelik çabalar yürütür. Müslümanlar yaptıkları güzel hizmetler ve hayırlı işler için harcadıkları çabalar ile yalnızca Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanabilmeyi umarlar. Bunun dışında insanlardan herhangi bir takdir ve karşılık beklemezler. Amaçları İslam'ı, Müslümanları güçlendirmek, Kur'an ahlakını insanlara anlatarak dünyada huzur ve barış hakim kılmaktır. Münafıklar ise bunların hiçbirini önemli görmez ve bu yüzden de bu yönde hiçbir çaba göstermez. Ancak bunlar her ne kadar münafığın hedeflerinin tamamının zıttı da olsa Müslümanların elde ettikleri başarılar münafığı çok kıskandırır. Çünkü münafık için her konuda herkesten üstün olduğunu vurgulayabilmek çok hayati bir konudur. Aksi bir durumla karşılaşmak münafığı adeta deliye döndürür. Kıskançlıktan o imajı mutlaka ortadan kaldırmak, o başarılı görünen kimselerin başarısına gölge düşürüp onları yeteneksiz, akılsız ve bilgisiz insanlar gibi göstermek ister. Bununla birlikte o konuda asıl kendisinin ne kadar mükemmel bir bilgi birikimine ve yeteneğe sahip olduğunu vurgular. Ve aslında İslam'a ve Müslümanlara fayda verecek hiçbir hizmete katkıda bulunmak istemediği halde aynı görevin kendisine verilmesi için her yolu dener. Bunun için gerekirse yalan, iftira, çirkeflik, huysuzluk gibi her türlü çirkin yöntemi de uygulayarak başarılarıyla ön plana çıkan kimseleri kendince önemsiz gösterip küçük düşürecek bir eyleme başlar.
Amacı asla Allah'ın rızasını kazanmak ya da İslam için faydalı bir şeyler yapmak değildir. Tek istediği büyüklüğünü ispatlayabilmektir. Başarılı Müslümanlardan daha fazlasını ve daha iyisini yapabilmelidir ki onları geçebilsin ve onlardan daha büyük ve daha üstün olduğunu herkese gösterebilsin. Aynı zamanda da kendisini çok işe yarayan, çok hayati faaliyetler yapan, çok özel ve eşsiz bir insan konumuna getirebilsin. Müslümanlar kendi aralarında yapılan hangi faaliyetlerden dolayı memnun oluyor ve bu konuda kimleri takdir ediyorlarsa, münafık şeytanın ilhamıyla hemen o kişilere musallat olur. Özellikle de o sırada en çok gündemde olan ve en önemli görülen faaliyetleri yapan kişileri yermek ve onlardan daha iyi olduğunu vurgulayabilmek münafık için çok önemlidir. Örneğin eğer bir kişi çok güzel bir yazı yazmış ve bu da İslam'ın tebliği açısından çok etkili olmuşsa, münafık hemen bir şekilde o yazıyı eleştirmenin yollarını arar. Bir başkası bir yerde güzel bir dekorasyon yapmışsa, hemen bunun ne kadar demode ve kötü olduğunu vurgulayacak bir üslup kullanır. Diğer bir kişi güzel bir video hazırlamış ve bunda en son teknolojileri ve en kaliteli görüntüleri kullanmıştır. Münafık hemen burada da kendince üstten bakan, beğenmeyen ve küçük gören bir üslupla bunların aslında çok bilinen, çok eski teknikler ve sıradan görüntüler olduğunu söyler. Ardından da o şeytani ama çok zayıf olan aklıyla çirkin oyunların ikinci aşamasına geçer. Sürekli eleştirip, kınayıp, eksik ve kusur bulduğu bu çalışmaları kendisinin çok daha iyi bildiğini ve en mükemmel tekniklerle çok daha etkili bir şekilde yapabileceğini anlatmaya başlar. Bunlar gibi yapılacak yeni bir faaliyet söz konusu olduğunda da münafık hemen ortaya atlayıp o işle kendisine ilgilenmek istediğini söyler. Örneğin bir su kuyusu açılacaktır, münafık hemen öne atılır ve ben yapayım bunu der. Böylece kendisine bir işe yarıyor havası vermiş olacak ve zaten başarılı olacağı bilinen bir iş üstlenerek o başarının mimarı konumuna gelmiş olacaktır. Ancak elbette ki münafığın niyeti asla böyle bir şey için emek vermek, buna vakit ayırmak, Müslümanları ve İslam'ı güçlendirecek herhangi bir şey yapmak değildir. Amacı sadece çirkeflik yaparak, huzursuzluk çıkararak, yaygaralar kopararak kendini insanlara üstün görmeye çalışmaktır. Nitekim kendisine, peki o zaman, madem sen herkesten çok daha iyisin, öyleyse al bunu da sen yap denildiğinde, o konuda en ufak bir çaba bile harcamadığı ve asla istenilen sonuca ulaşmadığı görülür. Çünkü artık kendince istediği olmuş durumdadır. Herkesin duyabileceği şekilde, falanca şahıs bu konuda en bilgili, en yetenekli kişi, bu yüzden bu görevi ona verdik diye söylenmiş olacak, o da kendince üstünlüğünü ispatlamış olacaktır. Sadece bu sözle bile istediği itibarı kazanmış ve o başarılı insanlarla karşılaştığında onlara karşı kullanabileceği bir koz elde etmiş olacaktır. İşte münafığın her oyunu gibi bu planı da oldukça kof ve akılsızcadır. Müslümanların ortada samimi bir çaba ve hayırlı bir çalışma olmaksızın tek bir söz ile bir kimse hakkında bir kanaat edinmeyecekleri açıktır. Ama münafık böyle bir durumda Müslümanların da onu gözlerinde büyüteceklerini ve çok etkileneceklerini sanır. Büyüklük ve gösteriş hırsıyla kendi akılsızlığını dahi göremeyecek kadar kör hali gelmiştir. Tüm kainatı ve içindeki her şeyi yaratan, gücün tek ve sonsuz sahibi olan yalnızca Yüce Allah'tır. Onun dışındaki tüm varlıklar ise ona muhtaç ve acizdir. Dolayısıyla da münafık ne kadar debelenirse debelensin, asla arzuladığı gibi bir büyüklüğe ulaşamayacaktır. Tarih boyunca her devirde firavunlar, nemrutlar hep bu büyüklük hırsıyla yanıp tutuşmuşlardır. Ancak hiçbiri istediğine ulaşamamıştır. Her biri elde ettiği maddi manevi her şeyi geride bırakarak Allah'ın huzuruna çıkarılmak üzere ahirete alınmıştır. İşte münafığın asla gerçeğe dönüşmeyen bu delice büyüklük hırsı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz kendilerine gelmiş bulunan hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük isteğinden başkası yoktur. Artık sen Allah'a sığın, şüphesiz o hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Mümin Suresi 56. ayet. Burcun üstündeki adamlar kendilerini yüzlerinden tanıdıkları ileri gelen bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne güç ve servet toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız size bir yarar sağlamadı. Araf Suresi 48. ayet. Münafık hırsız ve dolandırıcıdır. Münafık Allah korkusu olmayan bir varlıktır. Dolayısıyla hayata dair hiçbir konuda imani, ahlaki ya da etik sınırları yoktur. Çıkarına uygun olan her şey onun için iyi, doğru, iyi ve doğru olandır. Ve bir şey onun menfaatlerini zedeliyorsa o da münafığa göre kötü, yanlış olandır.
Allah'ın kendisini her an gördüğünü ve tüm yaptıklarının hesabını ahirette mutlaka vereceğini de inanmadığı için yalnız kaldığında, kimsenin kendisini görmediğini düşündüğünde her türlü ahlaksızlığı, sahtekarlığı ve alçaklığı yapabilecek bir karaktersizliktedir. İşte bu çarpık bakış açısı münafığın hırsızlık yapmakta da hiçbir sakınca görmemesine neden olur. Tarihin hemen her döneminde münafıklara inananlardan maddi manevi her konuda olabilecek en fazlasıyla istifade etmeye çalışmışlardır. Onların zenginliklere karşı içlerinde derin bir kıskançlık duymuş ve sahip oldukları zenginliğe hep göz dikmişlerdir. Münafıklar bu malları gasp edebilmek ya da çalabilmek için hep bir fırsat kollamışlardır. Münafıkların inananların mallarını hırsızlık, gasp ya da dolandırıcılık gibi yollarla ele geçirmeye çalıştıklarına dair tarihte pek çok örnek vardır. Resulullah zamanındaki münafıklığında bu hırsız ve gaspçı karakterlerinden rivayetlerde sıklıkla bahsedilmektedir. Bu dönemde de münafıklar yine peygamberin çevresindeki Müslümanların mallarının mülklerini çalma eğilimdediler. Bu konuda en bilinen münafıklardan biri de Tuma bin Ubeylik'tir. Rivayetlerde Nisa suresindeki bazı ayetlerin Tuma bin Ubeylik'in yaptığı hırsızlık üzerine indirildiği anlatılmış. Tefsirciler ise ayetlerin yorumlarını şöyle açıklamışlardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma ve Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nisa suresi 105-107. Bu ayetlerin çoğu Tume bin Übeylik hakkında inmiş olduğundan tefsirciler ittifak etmişler. Fakat olayın durumunda birkaç rivayet vardır. Birincisi... Selam. Hoş geldiniz. En azam meselelerini sorduruyorsunuz. Bütün dünyada en büyük felaket münafıklık. Müslümanların oyuna getirilmesini şeytan münafıklarla sağlıyor. Çünkü şeytanın cin ordusunun pek bir etkisi olmuyor. Ama ins ordusu çok yamandır. İns ordusu da işte insanlardan oluşan münafıklar. Münafıklar çok rahat organize edebiliyor. İblis takımı. Cin şeytanlar sadece insana gelir fısıldar. Ama in şeytan hem insanın içine açıkça alenen girip görünüyor, gözle görülür şekilde. Konuşuyor, plan yapıyor, organizasyon yapıyor ve sırtını derin devlete dayıyor. Yani dünya derin devletine dayıyor. O güç amansız oluyor. Yani hem şeytanın hulul ettiği hem de kendi nefsani deliklerini yaşayan bir makine var karşısında. Onun için en etkili şeytani sistem münafıklardır. Yani ins şeytanlardır. O yüzden yani cin şeytanlarla ins şeytan karşılaştırıldığında ins %1 ise cin olanlar %1 ise insan şeytanlar %99'dur. Yani muazzam bir tahribat gücü vardır, vurma gücü vardır. Ama Mehdiyet karşısında münafık gücünün, şeytan gücünün gücünden bahsedemeyiz. Sadece zavallı, köpek gibi ezilen, aşağılanan, rezil kepaze edilen, maymun gibi, denek gibi kullanılan bir domuz sürüsü hükmündedir. Yani İngilizlerin devletinin şu anki paniği ondan. Yani dünya çapında bir panik yaşıyorlar. Halbuki çok küçük bir grup karşısında. Bütün yöntemlerini deşifre ettiniz. Evet. Çok küçük bir grup. Yani biz Mehdiyet'in talebelerinin talebesi olabiliriz ancak. Ama akıl almaz bir dehşet yaşıyorlar. Bütün casusları, oyuncuları, adamları var. El ayağı boşalmış vaziyette. Birbirlerine karşı şu an İslam'ı kullanır pozisyondalar. Adam homoseksüel ilişkiye giriyor, onu besmele ile yapıyor. Homoseksüelliğin dışında bir ahlaksız gibi adam öldürmeye kalkıyor, besmele ile yapıyor. Yeni bir şey çıkmış öyle bir yöntem. Mesela fuhuş yapıyor, besmele ile yapıyor. Bir oyun oynuyorlar adeta. Yani böyle büyük bir ahlaksızlık,
sistemi kendi aralarında yayılmış. Bu bütün bu alçaklıkların, ahlaksızlıklarına rağmen kendi aralarında bir sonsuz sadakat yeminleri var. Bu inanılır gibi değil. Sonsuzluğa inanmadıkları halde sonsuzluk yemin ediyorlar. Allah'a inanmadıkları halde Allah adına yemin ediyorlar. Allah'ı anlat diyorsun, birbirlerini göstertiyorlar. Yani böyle psikopatlık, böyle manyaklık görülmedi. Elemanı, kızların hemen hemen tamamını fuhuşa çekiyorlar. Elemanları olan erkek çocukların tamamını da homoseksüel yapıyorlar. Yani şu anki telaşlarını ve homoseksüel desteklerini biliyorsunuz dünya çapında. Cinnet derecesinde. Enam suresi 21'de Cenab-ı Allah, Allah'ın üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin. Çünkü bu fısktır, yoldan çıkıştır. Yani Allah adına anılmayan, kesilen hayvanlar, bunları yemeyin diyor Allah. Put adına kesilenler yemeyin. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılar da bulunuyor. Bak ne diyor ayete dikkat edin. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına yani münafıklara gizli çağrılarda bulunurlar. Gizli. Zaten bundan bütün meselesi de gizli biliyorsunuz çalışmayı ya. Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşrik dersiniz, şirk koşarsınız diyor. Çünkü Allah'ın dediğini yapmıyorsun, şeytanın dediğini yapmış oluyorsun. Böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarına bir düşman kıldık. Yani bak insan şeklinde şeytanlar var. Peygamberlere, imamlara bunlar musallat oluyor. Bunlar kadın veya erkek görünümünde de olabiliyor. Ama şeytan. Bak insan ve cin şeytanlarına bir düşman. Cin şeytan da oluyor ayrıca. Cin şeklinde görünmüyor. Onlardan bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Böyle süslü entel konuşmalar. Çok eskiden beri var böyle. Anlaşılmaz, çözümlenmesi gereken entel ifadeleri. Tabii münafıkhane olan. Münafıkhane entel. Yoksa entellik suç değil. Bak onlardan bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Bu ne demek istiyor Cenab-ı Allah? Ben yaratıyorum ya kaderde. Yani bir güçleri yok diyor Allah. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak. Yani bir etkileri olmaz diyor Allah. Yani korkulacak olan, çekinecek olan Allah'tır. Onlardan korkup çekilmeyin diyor Allah. Araf suresi 30'da da Cenab-ı Allah kimine hidayet verdi, kimine de sapıklığa hak etti. Kimi Mehdi oluyor, kimi şeytana uyup Deccal oluyor. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi. Yani mesela İngiliz Derin Devleti'nin yöntemi şeytanla bağlantı kurmak, ondan emir almak. Şeytanları veli edinmişlerdi. Veli yani ne demek? Koruyucu. Bunlar ne yapıyor? İngiliz Derin Devleti'ni kendilerine veli ediniyor. Babası gibi görüyor. Annesi gibi görüyor. Kendisini koruyan, kollayan, yediren, içiren, güvenebileceği, onu sonsuzluğa götürecek birisi olarak görüyor. Bak sonsuzluğa inanmadıkları halde sonsuzluğa inanıyorlar. Ve gerçekten onları doğru yolda saymaktadırlar. Mesela İngilizlerin devletini doğru yolda sayıyor. Müslümanları sapık görüyor, sapkın görüyor. Kendini çok akıllı zannediyor. Ve onun avanesini de çok akıllı zannediyor. Şuara suresi 221-223'te şeytanların kimleri inmekte olduktan size haber vereyim. Bak şeytanlar hangi insanlara iniyor? İnsanların üstüne iniyor. Onlar gerçeği ters yüz eden, yani sürekli yalan söyleyen, üçkağıtçı, cemiyet mikrobu dediğimiz, haysiyetsiz, karaktersiz, cibriyetsiz, namussuz tiplere. Bak gerçeği ters yüz eden, her şeyin tersini yapan, günaha düşkün, sürekli haram peşinde, sürekli pislik peşinde, sürekli Müslümanların aleyhine faaliyet yapan, her yalancıya inerler. Münafıklar acayip yalancıdırlar. Sürekli sahtekarlık yapar, dolandırıcıdır, sahtekar ve yalancıdır.
Bunlar şeytanlara kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedirler bak. Şeytana kulak, mesela durduk yere münafık yalan söyler. Şeytana kulak verdiğinden oluyor. Şeytan ona ilham ediyor. Hemen böyle münasebesi delici yalan söyler. Mesela şunu nereden aldın dersin, yalan söyler. Bunu nereye koydun dersin, yalan söyler. Bir haram işler, yalan söyler. Kendine göre de düzenler yapar, oyunlar yapar. Münafıklar için, münafıklardan oluşan, şeytan ordusundan oluşan yakın çevre çok önemli oluyor. Onların kendini kurtaracağını zanneder. Allah'a inanmadığı, güvenmediği için. Onun için mümkün mertebe işte homoseksüellerden, dinsizlerden, ateistlerden, ahlaksızlardan, İngilizlerin devleti mensuplarından kendine geniş bir çevre yapar. Bu çevreyi yapmak için gerekirse bunlar sahte hesap da üretiyorlar. Mesela 20, 30, 40, 50, 100 sahte hesap oluyor. Hem kendini övüyor hem de yeni mahluklarla bağlantı kurmak için o sistemi kullanmış oluyor. Münafıklar üstünde çok mahlukat olur. Yani erbabı olanlar bilir onlara. Baktın mı üstünde çok fazla şeytan görür. Yani acayip yüklü olur onlar. Yani ama herkesin yapabileceği bir şey diyor. Baktın mı der mesela bunun üstü mahlukat dolu der. Üstadsa o konuda bilgi sahibi ise yani alenen kaynar böyle üstleri münafıklarda. Mevzul miktarda şeytan üstlerinde hissedilir, görülür. Ama tabii korkunç varlıklar şeklinde gözüne görünür. Ama onun tabii erbabı olan için diyorum. Yani bir itişir kakışır falan ama omuzuna, kafasına, her yerine binmiş olurlar. Yani sırtına. Zuhru suresi 37'de gerçekten bunlar, bu şeytanlar onları, münafıkları yoldan alıkoyarlar. Allah'ın yolundan, doğru yoldan alıkoyarlar. İslam'a hizmet etmekte. Mesela Allah'ı andırmaz, Kur'an'ı dinletmez. İslam'a hizmet ettirmez. İslam'a hizmet edildiğini duyduğunda onu gürültüyle, şamatayla bozmaya çalışır. Allah anıldığında onu durdurmaya çalışır. Bak bunlar bu şeytanı onları yoldan alıkoyarlar. Yani görevi odur onların. Onlar ise kendilerini gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. Münafıklar da kendilerini hidayette olduğunu sanırlar. Hakikaten çok dürüst insan iddiasını ortaya çıkar münafıklar. Münafıktan birisi konuşsun. Yani bir, mesela üç kağıtçı sahtekarlardan arkadaşlar olsun. Mesela düşünelim bir yerde görsek. Her yönüne dürüst ve mükemmel görürler. Hayran olurlar. Hatta ayette diyor ki sen onların diyor cüsselerini beğenirsin. Görünüşe beğenirsin. Konuştuklarını, sözlerini dinlersin diyor. Aklı zayıf olanlar buna kanıyorlar. Yani münafığı fark edemez. Cüssesine kanar, tipine ve konuşmasına kanar. Beğenir. Bilmiyorum siz görmüştürsünüz. Evet, yani münafıklara evet. Böyle hayran olan tipler vardır. Evet. Hayret edersin yani. Mesela 100 kişinin içine gider o münafığı seçer. Değil mi? İnsan hayret ediyor yani nasıl yapıyor, neden dolayı bilmiyorsun. Bir içgüdüsel hisle, şeytanın ifasıyla bir mucize olarak bunu yapar. Mesela birçok kişi birçok yerde bunu görmüştür. Yani en ahlaksız karakterse gider birisi yapışır. Evet. Behzat Bakırcı, Saim, Şeref, Ercan Bozkurt, Halil, Hasan, Kamil, Zarife, Dursun, evet. Münafıklar için yakın çevre çok önemli. Allah'a inanmadığı için o görsel, yani eliyle tuttuğu, gözüyle gördüğü şeye inandığı için yakın çevreye çok önem verir. Onun için bak diyor ki Allah, Alak Suresi 17'de, o zaman da meclisini, yakın çevresini, yandaşlarını,
arkadaşlarını çağırsın diyor Allah. Ben de zebanileri çağıracağım diyor. Zebaniye gücü yetmiyor tabii arkadaşlarının. Münafıklara yeryüzüne fesat çıkarmayın denildiğinde şeytanı Allah'a sığınırım. Biz sadece ıslah edeceğiz derler. Mesela bak İngilizlerin derdisi mensuplarına bakın. Dünyayı işte düzelteceğiz. Savaşlar sonucunda bir güzellik ortaya çıkacak. Çatışmadan mükemmellik çıkar. Bu akan kan arkasından aydınlık çıkacak. Böyle delice iddiaları var. Gülsenem, çok yakışıklı ve heybetli, elleri bembeyaz, nurlu canımız diyor. Başka bir hanımın kalbim, aşk bu insan, aşk diyor mu? Nur Sena, hocam senin bilgine hayranım. Nurcan Yıldız, doğru sözü sevdiğim. İzahları mükemmel, Allah aşkıyla sevdim diyor. Fatma Karki, maşallah Allah'ın doğrularını atan tek kişi bir tanem diyor. Zehra, maşallah sevgili öğretmenimiz. Yıldız Altaş, yeni eşya çok güzel renkleri harika olmuş hanım hocam. Derya Deniz, muhteşem ötesi, aslan yürekli. Şöyle cinslik yapan falan arıyorum ya ben. Yahut ilginç laflar eden. Her münafığa bakın, acayip dürüst olduğu iddiasındadır. Evet. Hayret edecek şekilde ya. Yani yüzlerinde bir eşek oynamış. Her münafık. Yani en doğru sözlü, en nezaketli, en akılcı olaylara bakan, en güzel analizleri yapan. Ya bir alenen sahtekar. Ya en ufak bir utanma hissi de olmuyor yüzlerinde. Herkes biliyor, o da biliyor. Ama buna rağmen müthiş dürüst insan görünümlüdür münafıklar. Thank you.
be. El Bimbo, Bimbo Jet topluluğu dinliyoruz. Dinliyorum. Operatör Doktor Aytekin Ertuğrul, durum ve gidişat nereye başlıklı yazısında İngiltere Başbakanı Lloyd George'un konuşmalarına yer vermiş. Lloyd George 1933'te İngiltere Lordlar Kamerası'nda yaptığı bir konuşmasında şöyle bir bölüm varmış. Biz kutsal amaçlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki Türkler ne olduğunu bilmedikleri bir dine inanıyor. İşte Türkleri bu dinle, yani İslam ile yıkacağız. Bilinçli veya bilinçsiz olarak bütün imamların bizim amaçlarımıza hizmet etmesi gerekiyor. İngiliz istihbaratının birinci görevi budur. E bak, günlerden, aylardan beri anlattığımızın bir çözümü. Hepsi olmasa da büyük evet. bölümünü kontrol altına almış durumda. Evet, bu önemli. Bunu tekrar tekrar hatırlatalım. İngilizlerin devletinde tanıyan, bilen, anlatan aydınlarımızın sayısında bir patlama oldu. 300 yıldan beri İngilizlerin devletinin aleyhine kimse konuşmuyordu. İlk defa bizim öncülüğümüzde Türkiye'de yiğidane, merdane, delikanlıca bir patlama oldu. Bu Rusya'yı da salladı. Rusya'da da peş peşe açıklamalar geliyor. İngilizlerin devletini bu mübarek millet tepeleyecek Allah'ın izniyle. İlimle, irfanla. Siz öyle hayırlı bir insansınız ki bütün dünyayı düşünüyorsunuz. İnsanlar ya kendilerini düşünüyor ya kendi ülkelerini düşünüyor sadece. Maşallah. Ve kendi topluluklarını siz herkesi düşünüyorsunuz. Uyandırdınız insanları İngilizlerin devletine karşı. Maşallah. Çok güzel ve esaslı gelişmeler olacak. Şahane söylüyor. Müzik.
Bak biz bir gidiyoruz, sayı akıl almaz düşüyor. Bir geliyoruz, acayip yükseliyor. Öyle 10 misli, 20 misli falan da değil yani. Maşallah. Evet Fikret, dinliyorum. Dün AK Parti milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komisyonu üyesi Hüseyin Kocabıyık'ın attığı bir tweet sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Kocabıyık paylaşımında halk arasında konuşulan bir konuyu gündeme getirmiş ve şöyle yazmış. Devlet büyüklerine bir suikast halinde millet cezaevlerini basacak ve tüm Gülencileri ve PKK'ları asacak. Halk arasında konuşulan bu ifadelerini kullanmış. Devlet büyüklerine bir suikast halinde millet cezaevlerini basacak ve tüm Gülencileri ve PKK'ları asacak. Halk arasında konuşulan bu demiş. Canım olur mu öyle şey? Çok mantıksız. Cezaevine girmesi için bir kere Allah vermesin jandarmayla ondan sonra çatışmaya girmesi gerekir. Yani kapıları falan kırması gerekiyor. Yani çok acayip bir şey. Yani o Türkiye'de o tip bir ayaklanma mümkün değil. Millet aklı başında yani öyle bir konu olmaz. Kötü bir tehdit metodu olmuş. Yani Fethullahçılara gözdağı vermek, işte PKK'ya gözdağı vermek için. Bir kere PKK hiç tırmaz böyle bir şeyi. Bir de bunun oluşması son derece güç. Yani organizasyon da çok güç. Olacak iş değil. Zaten iç ayaklanma demektir böyle bir şey. Bu laflara itibar etmeye gerek yok. Burası kanun hukuk devleti. Her zaman kanun hukuk işler. Öyle bir şey olmaz. Evet. En azam mesele münafıklarla mücadeledir. Küfür değil yani. Mesela bir ateistin kimseye zararı olmaz. Kendi halindedir ateist. Allah'a inanmaz, tartışır, konuşur. Yani oturup Müslümanlara tuzak kurmaz. Kahpelik yapmaz, oyun oynamaz. Efendim gidip İngiliz derin devletine muhbirlik yapmaz. Haysiyetlik yapmaz. Gizli anlaşmalara girmez. Değil mi? Efendim Müslümanlar hakkında bilgi aktarmaz. Yani hiç üstüne vazife olarak görmez öyle bir şey. Ama münafıkta hayvani yön geliştiği için artık insan olmaktan çıktığı için hayvanın da üstünde bir mahluk olduğu için artık şeytanlaştığı için gözü dönmüş olur. Tek amacı Müslümanları rahatsız etmektir münafığın. Yani hayatta başka hiçbir gayesi yoktur. İslam'a ve dine zarar vermektir. Kafir öyle değildir. Kafir kendi halinde küfrünü yaşar. İşte çok zaruri görürse bir çatışmaya girer. O kadar. Onun dışında Müslümanı karşısına almaz kafir. O kendi aleminde yaşar. Ama münafık 24 saat Müslümanla çatışma halindedir. Müslümanlarla. Yani cinayet dahil her türlü ahlaksızlığı yapacak güçtedir. Mesela Mısır'ı münafıklar yuttu. Mahvettiler. Mesela Pakistan'ın çektiği bütün acıların kökeninde münafıklar vardır. Filistin'i birbirine katan hep münafıklardır. Irak ve Suriye'de bu akan kanın asıl sorumlusu olan münafıklardır. Sünni-Şii ayrımını yapıp birbirine kırdırtan, birbirlerine karşı tahrik eden yine münafıklardır. Münafıklıkta hainlik adeta nefes almak gibidir. Yani münafık her an bir ahlaksızlık yapmadan rahat duramaz. Yani 10 dakika bile ahlaksızlık, alçaklık yapmadan duramaz. Bütün ömrü, geceli günü, sabah kalktığında hemen ahlaksızlık yapar.
Akşam yattığında hemen ahlaksızlık yapmak ister. Uyandığında hemen ahlaksızlık yapmak ister. Küfürde böyle bir şey yoktur. Onun için mümin bütün dikkatini münafığa vermesi gerekir. Münafıklara vermesi lazım. İrili ufaklı çeşitli münafık yapılanmalar olur. Bazıları çok şiddet olur. Mesela %100 gücünde münafıklar vardır. Ama bazı güneşte münafıklar %1, %2 gücündedir. Yani halk arasında daha düşük dozdadır münafıklar. Ama İngiliz devletinin organize olan münafıklar çok eşed oluyorlar. Yani en azgın olan, en şiddetli olanlar onlardır. Mesela Firavun'la bağlantılı olan münafıklar en azgınlarıydı. Resulullah zamanında da Roma derin devletine bağlantılıydı münafıklar. En azgınları onlardı. İsa Mesih zamanında da yine Roma. Selçuklular döneminde Hülagü, yani asrın deccaliydi. Hep ona yalakalık yapmak istiyorlardı. Yani en azılı zalimler, münafıklar o devirde çıktı. Hocam siz anlatmışsınız, Firavun dönemindeki büyücüler Hazreti Musa'nın eğer kaybederse öleceğini bile bile Firavun'un yanında yer almışlar demiştiniz. Tabii bir daha. Siz Firavun dönemindeki o büyücülerin Hazreti Musa kaybettiği anda öldürüleceğini bile bile Firavun'un yanında yer alıyorlar. Hmm. Ama münafığa karşı tabii müminin zekası, müminin aklı devreye girer. Yani münafığın zekasıyla müminin aklı çatışır. Münafık sürekli ezilir ve aşağılanır. Yani bütün ömrü köpek gibi aşağılanmayla geçer münafığın. Ama bir türlü vazgeçmez. Resulullah zamanındaki münafıklar da mesela 900 kişiden 300 tane münafık vardı. Muazzam bir sayı. Bütün ömürleri aşağılanarak geçti. Ama münafıklıkta kararlı kıldılar. Sonra Hazreti Osman'ı şehit ettiler, Hazreti Ali'yi şehit ettiler. Ömer'i, efendim, Hazreti Ali'yi. Yani bu alçakların öyle gözü kanada doymaz. Çok çok alçak fitnecidirler. Münafıklık da düstur. Sadece hainlik üzerine kurulu olduğu için münafık sevgiyi bile hainlik için kullanır. Yani seviyorum der ama hainlik amacı da yapar. Öyle halk silahlanıp orayı burayı basması bilmem neydi. Bunlar çok yersiz şeyler. Bir de cezaevindeki bütün PKK'lıları farz edelim öldürsen. Hiçbir şey değişmez. Çünkü cezaevindeki zaten etkisiz hale getirilmiş adamlar. Yani onların bir eylem gücü yok. Cezaevindekiler yapmıyor eylemi. Cezaevinin dışındakiler yapıyor. Yani cezaevindekiler zaten onlar gözden silmişler. Zaten hepsi müebbet almış adamlar. Onları sen öldürsen ne olur, öldürmesen ne olur? Yani değişen hiçbir şey olmaz. Sadece ailelerini daha da kinlendirmiş olursun. Daha fazla eleman, daha fazla taraftar demektir. Efendim, Fethullah Gülen cemaatinin cezaevinde olanların hepsini öldürdüğünü düşünelim. İngiliz derin devleti kasıkları tutarak güder buna. Çünkü elemanlarını daha da pekiştirmiş olursun. Daha fazla sayıya çıkartmış olursun. Kendilerini mağdur görecekler için daha da şiddetli hale geleceklerdir. Ve İngiliz derin devleti de zaten kullandığı için o insanların büyük bölümünü, zaten işine yaramayacağı için öldürülmeleri onların da hoşuna gidecek bir şey olur. Çünkü onlara ihtiyacı yok. Yani cezaevindeki adama ihtiyacı olmaz onların. Cezaevinin dışındaki adamlar onun için önemlidir. Cezaevindekiler zaten ölmüş hükmünde onlar için. Öldürürsen sen, o sana teşekkür eder yani. Ve İngiliz derin devleti gücünden hiçbir şey kaybetmez bundan. Çünkü daha hükümet İngiliz derin devletinin adını ağzına alamıyor. Üst akıl diyebiliyor. Mesela bak Tayyip Hoca ne dedi? Amerika'nın da bir üst aklı var dedi. İngiltere diyemiyor henüz, diyemedi. Bunu bekliyoruz Tayyip Hocam'dan. Yani bunu dediği an bütün Türkiye'de konu esaslı bir gündem olacaktır. Bak 75 yazarken 7500 kişi bunu birden yazar. Tabii. En az ilk planda. Ve çok büyük konu olacaktır. Tayyip Hocam bu güzelliği yapsın. İngiliz derin devleti desin. Üst akıl İngiliz derin devletidir desin. Kenara çekilsin. Gerisine karışmasın. Ondan gerisini bize bıraksın.
münafıkta hayvani bir egoistlik oluyor. Kendinden başka hiçbir şeyi kimseyi düşünmez. Rahatı, keyfi, huzuru, pislik yapması, kepazeli çıkartması, yaygarası, kendi dertleri, münafığın, Müslümanların dünyada çektiği sıkıntı hiç umurunda olmaz. Müslümanların başına gelenler de mutlu olur münafık. Suriye'de Müslümanların şehit olması, Irak'ta şehit olması zaten kinli olduğu için münafığı sevindirir. Münafığın derdi günü, gününü kurtarmaktır. Günlük çıkarlar işte, bir şeyler yesin, bir şey içsin, bir şeyler eğlensin, mesela film seyretsin, efendim keyfine baksın, fitne çıkarsın, dedikodu yapsın, orayı burayı telefonla arayıp adilik yapsın, Müslümanların huzurunu kaçırmaya çalışsın, suikast planı yapsın, Müslümanlara ait bilgileri İngiliz derin devletine aktarsın, efendim Mısır'da olduğu gibi Müslümanları kitle halinde katletsin, develere falan binip bu alçaklar, baltacı denen alçaklar Müslümanları kılıçtan geçirdiler, yani baltalarla doğradılar, ellerinde baltalarla. Hatta adamlar sokağa çıkıp direkt tabancayla ateş ediyordu halka. Bir münafık ordusu, İngilizlerin devleti bunları rahatça kullandı. Yani hiç para falan da vermedi. Sadece bir parça bunları teşvik etmek yetti basında. Bir anda bunlar kudurdular. Akşama ne kadar var? 10 dakika. 10 dakika var. Evet. Münafığı en delirten konu yaptığı ahlaksızlıkların, alçaklıkların bir bir deşifre edilip rezil edilmesidir. Çünkü o ahmak kafasında çaktırmadan yaptığını düşünür. Hiç ses ettirmeden yaptığını düşünür. Ama bir bir deşifre edilmesi onu delirtir münafığı. Duymak istemez o yüzden. Ya köpek gibi kaçar, oradan oraya kaçar, oradan oraya, ama duymaması mümkün olmaz. Mesela ayet okunurken müthiş gürültü yapıyorlar münafıklar. Duymak istemiyorlar, kendilerine ilgili bir hüküm iniyor. Ama duymaması mümkün değil ki yani. Her yerde konuşuluyor. Planladığı ahlaksızlıkların işe yaramaması, yaptığı oyunların işe yaramaması, yaptığı istihbaratçılığın, yaptığı casusluğun kale alınmaması, bütün oyunların bozulması münafığı adeta psikolojik olarak çökertir, mahveder. Onun için Allah dünyada onları azaplandıracağını söylüyor. İşte azabın bir yönü de budur. Ahiretteki azaplar da sonsuz azaptır. Cehennemin en derin dibidir. Bu dünyada onları Allah psikolojik azap yapar. Bazen de hastalıkla bela verir. Ama en ziyade iç sıkıntısıyla münafıkları Allah perişan eder. Çünkü bir ahlaksız yapamaması, oyun yapamaması münafığı delirtir. Yani iç içini yer. Her yaptığı adiliğin yakalanması, her yaptığı haysiyetsizliğin yakalanması onu içten adeta eritir, bitirir, yakar. O kalplere tırmanan bir ateşten bahsediyor evet, Cenab-ı Allah. İşte o nevinden bir ateş onu yakar. Ve müthiş bir ızdıraptır bu münafık için. Mutsuzluğumuz bize üstün geldi. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, yine devam edelim. Evet, yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Evet. Fikret nerede, kayıp mı? Geliyor şimdi. Dinliyorum. Bir fotoğraf vardı Cumhurbaşkanımızın. Şehit olan Delik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'ün ailesinin evinde abdest almış Adnan Bey. Tayyip Hocam. Evet. Tayyip Hocam Anadolu delikanlısı. Normal halktan birisi. Evet maşallah. Aslında böyle kazanabilir Fatihler. Bunu bilmiyorlar. Halka muhalif, halka tepeden bakan veyahut halkın anlayamayacağı gibi olursa olmaz. Yani bazı parti liderlerinin halktan uzak olduğunu görüyoruz. Uslup olarak, mantık olarak. Doğru.
Ha, bunlar Kaddafi'nin bir zamanlar yaptığı 1200 kişinin katledildi bir cezaevi saldırısı vardı. Onun gibi bir şey yapacak diyorlar Tayyip Hoca için. Tayyip Hoca bayağı aklı başında bir insan ya. Bunları gözlerinde ne hale getirmişler Tayyip Hoca'yı ya? Yani bambaşka bir şekilde görüyorlar ve çok hayret verecek bir ruh ve bakış açısıyla değerlendiriyorlar. Bir de siz kasten de böyle göstermeye çalışıyorlar demiştiniz Tayyip Hoca'yı. Evet, bu şekilde dünyanın gözünü düşürmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Ya ne yapacağı belli olmayan, faşist görüşlü, dengesiz bir insan gibi göstermeye çalışıyorlar. Çok ayıp yapıyorlar. Evet, dinliyorum. Yani Kaplan Sabah gazetesindeki yazısında İngiliz yanlısı basındaki Erdoğan Putin karşıtlığına değindi. Anglo-Sakson basında liberal düzenin sonunu getiren diğer iki lider olarak Putin ve Erdoğan'ın anılması boşuna değil. Mevzu söz konusu liderlerin demokrasi karnelerinden ötürü anti-liberal olarak anılması değildir. Söz konusu olan liberal diye adlandırılan düzenin köşe başını tutan kişi ve kurumların diş geçiremediği liderlerin sayısını her geçen gün artıyor olmasıdır. Bir daha. Hilal Kaplan Sabah gazetesindeki yazısında İngiliz yanlısı basındaki Erdoğan Putin karşıtlığına değindi. Anglo-Sakson basında liberal düzenin sonunu getiren diğer iki lider olarak Putin ve Erdoğan'ın anılması boşuna değil. Mevzu söz konusu liderlerin demokrasi karnelerinden ötürü anti-liberal olarak anılması değildir. Söz konusu olan liberal diye adlandırılan düzenin köşe başını tutan kişi ve kurumların diş geçiremediği liderlerin sayısının her geçen gün artıyor olmasıdır. O da bak İngilizlerin devletinden dolayı yoldan bahsetmiş. Evet. Ama bizim istediğimiz tabii çok net, açık, sarih bahsetmesi. Evet. Böyle çekingen olduğu müddetçe İngilizlerin devleti azgınlığına, şımarıklığına devam edecektir. Bir deşifre etse bambaşka bir netice alırlar. Evet, dinliyorum. Melih Aşık, Amerika'daki eyalet sistemini öven ve Türkiye'de de yerel meclislerin olması gerektiğini anlatan bir yazı yazdı. Şöyle söylüyor. Yeni önerilen başkanlık sisteminde Amerika'daki gibi bakanlar meclis dışından seçilecek. Ancak bu bizim vatandaşımız için büyük sıkıntı. Çünkü şu an vatandaş milletvekiline derdini anlatıyor. O da bunları bakana iletiyor. Nihayetinde bakan da bir milletvekili ve tekrar seçilmek için vatandaşın sorununu çözüyor. Ancak yeni önerilen sistemde bakan dışarıdan seçileceği için vatandaşla bir bağı kalmayacak. Amerika'da ise böyle bir sorun yok. Çünkü eyalet sistemi var. Vatandaşın her sorunu eyalet meclisinde çözülüyor. Amerika'dan esinlenerek başkanlık sistemi uygulayan ülkelerin hemen tümünde yerel meclisler mevcut. Bizim sistemde vatandaş açıkta kalacak dedi. Kardeşim zaten başkanlık sistemi oldu diye bir şey yok. Bakacağız yani işimize gelmesi kabul etmeyiz. Şimdi kısa bir ara verelim, devam ederiz. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Adnan Oktar'la Sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.